Günaydın. A Haber ekranlarına hoş geldiniz. Saatleri 9 yaptık. Ajans bugüne başlıyoruz. 2 saat boyunca birlikte olacağız. Türkiye'de ve dünyada neler yaşandı, neler yaşanacak ekrana taşıyacağız. Sıcak bir gelişmeyle başlayalım. Balıkesir'de Kaz Dağ zirvesindeki askeri noktada nöbet değişimine giden 17 askerimizle 4 kişilik yol kurtarma ekibi yoğun tipi nedeniyle o bölgede mahsur kaldılar. Kurtarma çalışmaları an itibariyle de sürüyor. Bölgeye bir uzanalım, son durumu öğrenelim. Muhabir arkadaşım Vedat Sezer bizi bekleyen isim. Vedat, günaydın. Hoş geldin yayına. Jandarma ekipleri, AFAD, UMKE ekipleri, aslında sağlık ekipleri, herkes seferber oldu ama var mı yeni bir gelişme, nedir son durum? Cansın Yılcı, evet, gelişme var. Artık o noktaya ulaşılmaya çok az bir mesafe kaldı. Kaz Dağları'nın 1726 metrelik rakımlı zirvesinde bulunan havaradar kıta komutana bağlı 17 askerimiz ve onlara kılavuzluk ve refakat eden Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ekiplerinden 4 sivil personelin de bulunduğu noktada çalışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor. Tabii ki sadece senin saydığın UMKE jandarma değil, bütün ekipler seferber oldu. Balıkesir valisi başta akşamdan bu yana, geceden bu yana koordinasyonun başında ve o noktaya ulaşmak için Bursa'dan da takviye ekipler geldi. Az önce o noktaya doğru ilerlediler. Kaz Dağ Milli Parkları sınırlar içerisinde yer alıyordu o nokta. Zeytinli, Mehmet Alan ve Mehmet Alan köyünden sonra Kaz Dağ Milli Parkları başlıyor. İşte o noktadan sonra kar gece boyunca etkili oldu ve o bölgede tipi şeklinde yağınca yüksek bir kar mesafesine ulaşıldı ki 3-4 metre kardan bahsediliyor. Ancak hemen şunu belirtelim, oradaki 17 askerimiz ve personelinde herhangi bir problem yok. Sürekli telefon irtibatı sağlanıyor ve o noktaya doğru da ekipler çalışmalarını yoğunlaştırdılar. Kar palet araçlarıyla birlikte o noktaya gidildi. Paletli bir ambulans da bölgede hazır tutuluyor. Hatta havadan da destek gerekirse o da hazırlanıyor. Belki de Eskişehir'den helikopterde gelme durumu da olabilir ama şu anda kar yağışı etkisini azalttı. Havaradar kıta komutanlığı Çanakkale Havaradar Mevzi Komutanlığı'na bağlı ve sürekli o bölgeye gün aşırı nöbet değişimi yapılıyor ve o ekiplerden bir tanesi o noktaya giderken yolda kalmıştı. İşte orada o noktaya da ekipler hızlı bir şekilde ulaşmaya çalışıyorlar. Artık ulaşmak için çok az bir zaman kaldı. Oradaki personelin ve askerlerin durumunun iyi olduğunu belirtelim. Sözü buradan size bırakalım. Peki, Vedat'a teşekkür edelim. Anlattıklarından anladığımız kadarıyla ekiplerin bulunduğu nokta zaten belli. Onlara ulaşılmak üzere ve çalışmalar son hızıyla devam ediyor. Gözümüz kulağımız bir yandan o noktada olacak. Bir diğer yandan İç Anadolu'yu Akdeniz'e bağlayan Antalya-Konya karayolundan bahsedeceğiz. Çünkü orada da kar etkisini yeniden göstermeye başladı. 1825 rakımlı Alacabel'de kar kalınlığı 20 santimetreyi buldu. Yol tırların geçişine kapatılmış durumda. Son duruma birlikte bir bakalım. Akşam saatlerinde başlayan kar yağışı Akseki'nin Yarpus mahallesinden itibaren başladı. Alacabel'de kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı. Şiddetli tipi nedeniyle görüş mesafesi yer yer sıfıra düştü. Yanlarında zincir bulunmayan birçok araç yolda kaldı. Tedbir amaçlı olarak güzergah tırların geçişine kapatıldı. Karayolları Alacabel ekipleri de harekete geçmiş durumda. Çok sayıda iş makinesiyle tuzlama çalışması devam ediyor. Afyonkarahisar'dansa bir kaza haberi geldi. Yolcu otobüsü şarampole devrildi. 15 yolcu yaralandı. Siirt'ten Marmaris'e giden yolcu otobüsü Afyonkarahisar-Konya karayolunda devrildi. Aşırı kar yağışı nedeniyle yaşanan kazada 40 yolcudan 15'i yaralandı. Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler uzun uğraşlar sonucu yaralı yolcuları çıkardı. Çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi. İzmir'de akşam saatlerinde başlayan yağmur kentin birçok ilçesinde rakımı yüksek bölgelerde gece saatlerinden itibaren yerini yoğun kar yağışına bıraktı. Bornova'da bazı noktalarda ulaşım bir süre sağlanamadı. Şimdi son durumu alacağız. Hemen dönelim İzmir'e. Muhabir arkadaşım Sefer Ayçe'ye bizi bekleyen isim. Sefer, günaydın. İzmir'in neresindesin? Bu kadar yoğun kar yağışı tipi görmeye alışkın değiliz.
Evet Cansu, günaydın. Gerçekten biz de alışkın değiliz. Şu anda Sabuncu Belediyesi'ndeyiz. Kameraman arkadaşım İsa'yla birlikte ve görüyorsunuz. Gerçekten bu son yılların en çok fazla karından bir tanesini karşı karşıyayız şu anda. Sabuncu Belediyesi birçok noktada köy yollarında kapanmış durumda ama görmüş olduğunuz gibi burası Sabuncu Belediyesi'nde yol akıyor. Aynı zamanda şunu da belirtmek istiyorum. Sabuncu Belediyesi tünelleri var aşağıda. Sabuncu Belediyesi tünellerinden trafik akıyor ve burası eski yol. Ve işte bu yol Sabuncu Belediyesi tüneli açıldıktan sonra bu yol artık çok az kullanılıyor. Şu anda İzmir-Manisa arasındaki akış devam ediyor. Akşam saatlerinde başladık yağış ardından gece sabaha karşı da kara dönüştü ve zincirli araçlar aşağıdan yukarı doğru bırakılmıyor. Bırakılmıyor ve birçok köy yolu da şu anda bazı noktalarda kapanmış durumda. Evet, burası dediğimiz gibi İzmir ile Manisa arası tam en çok yoğun kazaların en çok yaşandığı bölgelerden bir tanesiydi. İşte Sabuncubelir tüneli açıldıktan sonra bu yol artık çok az kullanılıyor. Ara köy yollarından itibaren kullanılmaya başlandı. Ve dediğimiz gibi bu şu anda da Sabuncubelir'de son yılların en fazla karı yağmış durumda. İzmir buradan da işte İzmir lafasını artık gözükmüyor. İzmir lafası İsa'dan rica edeceğim. Bu noktaya geldiğimizde bakın, bu da karın ne kadar fazla olduğunu da şu anda görüyorsunuz. Ve en son noktaya da geldiğimizde burada İzmir levhasını biz de buradan gösterelim ki İzmir levhasını açmak için de biz buradan İsa'yla İzmir levhasını şöyle açalım. Gerçekten artık buz tutmuş durumda. Ve İsa, şunu gösterelim ki bu noktada İzmir levhasını biz de buradan açmış olalım. Evet, bu kar yağışı öğleden sonra bırakacak, yağmura bırakacak. Yağmurdan akşam saatlerinde de yağmur terk etmiş olacak ama dediğimiz gibi en fazla son yılların en çok karının düştüğü noktadayız. Ama şunu altını çizmek istiyorum. İzmir-Manisa yolu kapanmadı. Kapanmamasının sebebi de Sabuncubelir tünelleri oldu diyelim. Sözü tekrardan sana bırakalım. Sefer, teşekkür ediyorum. Gerçekten İzmir'de görmeye alışkın olmadığımız görüntüler ve Sabuncubelir'den bahsettin. Orada eski yola bilenler bilirler. Şu kar yağışı olsaydı Allah korusun çok sayıda kazadan bahsediyor olurduk. Sefer'e teşekkür edelim. Şimdi Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda geçmiş tarihlerde örgüt içinde faaliyette bulunduğu iddia edilen yabancı uyruklu 6 kişi gözaltına alındı. Operasyonun detaylarına bakacağız. Adana Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadeleleri İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri terör örgütü DEAŞ içinde faaliyette bulunduğu öne sürülen yabancı uyruklu 6 kişiyi tespit etti. Savcılığın şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkarmasının ardından ekipler şafak vakti belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Demir kapıların koç başlarıyla kırılarak girilen evlerde 6 şüpheli de gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın tekrar aday olup olmayacağı ile ilgili çıkan tartışmalarla ilgili bu kez AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı konuştu. Erdoğan'ın adaylığının önünde hiçbir engel olmadığını anlattı. Kafa karışıklığı yaratmaya çalışıyorlar dedi. Bunlar herhalde Türkiye özgü tartışmalar. Bir defa bu tartışmalar çok açık ifade edeyim, yapay tartışmalar. Muhalefet Başkan Erdoğan'ın adaylığını tartışmaya açtı. 367 krizine imza atan isimler bir kez daha başrolde. Cumhurbaşkanımızın, aziz milletimizin, Türk milletinin nezdinde popülaritesi etkinliği, kuşatıcılığı, olaylara bakışı halk nezdinde onun seçimini formel kurallarla engellemeye çalışmanın dışında demek ki ellerinde başka bir argüman kalmamış. Sabih Kanadoğlu, Başkan Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığına aday olamayacağını savundu. Ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ağız değiştirdi. Önce böyle bir tartışma olmadığını söyleyen Kılıçdaroğlu, bu defa Erdoğan'ın 2023'te aday olamayacağını iddia etti. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, anayasanın net olduğunu ve tartışmaya mahal bırakmadığını söyledi. Erdoğan'ın anayasa değişikliğinden sonra yeni anayasayla 2018'de Cumhurbaşkanı seçildiğini vurguladı. Birinci dönemini kullanıyor. İnşallah 2023 seçimlerinde ikinci dönemde Cumhur İttifakı'nın adayıdır. Halk nezdinde Cumhurbaşkanımızın adaylık sürecini etkileyecek herhangi bir sorun gözlemlenmedi. Çıkarsama yapmaya çalışıyorlar. Bu da bana göre
kafa karışıklığı ve kafa karıştırmanın bir sonucudur. Bu kadar açık bir olgu varken bunu eğip bükerek başkalaştırmaya çalışmak isteyenlerin görüşlerinin hukuksallığından söz edilebilir mi? Durum bu kadar net ve açık. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bazı çevrelerin karanlık propagandalarına şimdiden başladığını belirtti. Erdoğan'ın aday olamayacağı yönündeki iddianın yasal ve anayasal hiçbir temeli olmadığını vurguladı. Tartışma genişletilip Sabih Kanadoğlu ve buna benzer kuşkulu isimler ortamı germeye kalkışırlarsa üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmekten çekinmeyiz. Gerekli yasal düzenleme için var gücümüzle çalışırız dedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu geçtiğimiz günlerde sosyal medyadan kendisine yönelik troll hesapların hakaret ettiğini savunmuştu. Ancak CHP Genel Merkezi'nin 13. katında tam da bu faaliyetleri yürütmeye yönelik ekip oluşturulduğu ortaya çıktı. CHP'nin kozmik odalarının sırrı bir bir ortaya çıkıyor. Genel Merkez'deki 14. kattan sonra şimdi de 13. kat gündemde. Yalanın merkezi, işte gerçek dışı bilgilerin merkezinin CHP Genel Merkezi'nin 13. katı da organize edildiği CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel tarafından bu organizasyonun yönetildiği bilgisine ulaştık. Yalan haberler sosyal medyada nasıl yayılıyor? Cumhuriyet Halk Partisi yalan haberleri finanse mi ediyor? Sabah gazetesi koordinatörü Kenan Kıran A Haber ekranlarında anlattı. 13. katta Onursal Adıgüzel CHP İstanbul Milletvekili bilişimden sorumlu genel başkan yardımcısı bu ekibin başında ve iddia o ki sosyal medyada da yansıdı. Erdoğan toprağında bu organizasyonun finans ayağını yönettiği iddia ediliyor. Elde edilen şemada yalan haberin üretim sürecinde belediyeler ve ajanslarında katkısı büyük. Bu şemada ikiye ayrılıyor. Belediyeler ve ajanslar. Belediyeler İstanbul, Ankara Büyükşehir Belediyesi, Adana, İzmir'de devam ediyor. Birçok büyükşehir belediyesi. Ajanslar İstanbul'da ajans ve Ankara'da da bu ajansların bu organizasyonu yönettiği ifade ediliyor. Kıran troll hesapların İstanbul'da Beyaz Masa çalışanları tarafından yönetildiğini söyledi. Ciddi anlamda bir reklama para ayrılıyor ve bunların da İstanbul Büyükşehir Belediyesi Beyaz Masa'da çalışan kişilerin bu troll, bot, işte sit organizasyonunda yer aldığı gerçek isimlerin hepsi var. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Beyaz Masası'nda çalışanların bu yalan organizasyonunda yer aldığı ve çalıştıkları Medya AŞ ve Kültür AŞ'nin ciddi anlamda para aktardığına yönelik veriler, faturalar, bilgiler bize ulaştı. Şimdi, peki sanatçılar, gazeteciler ve troll hesaplar CHP Genel Merkezi'nde organize edilen yalan haber ağının neresinde? Medya devreye giriyor. Bu ben yine bir gazetecinin ismini vermiyorum. Bana söyledi, yani bir sosyal medya röportajında, ben merkez medyada çalışıyorum. Aldığım para 5500 lira ama lüks yaşantısı var. Yani bu paranın kaynağı, menbaı nereden geliyor? Bakıyorsunuz annesi ya da eşinin tarafında maddi anlamda bir şey yok. İşte bu paralar, yani İçişleri Bakanımız bunu açıkladı. 30 bin, 50 bin lira alan gazetecileri biliyoruz, çıkacak dedi. Troller, sanatçılar, Gökhan Özoğuz'du herhalde. Evet. Ekrem İmamoğlu ile ilgili enteresan, saçma sapan paylaşımlarda bulunuyor. Bu paylaşımın ardından bir bakıyoruz, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin tüm etkinliğinde, mesela son dönemde de sanatçıların ciddi anlamda bu kampanyaya öncülük ettiğini görüyoruz. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan'la birlikte koronavirüse yakalandı biliyorsunuz. Son durumu öğrenelim sağlık durumlarına ilişkin. Muhabir arkadaşı Mahmut Keşan bizi bekleyen isim, bu konuyla ilgili detayları aktaracak. Mahmut, günaydın. Hoş geldin yayına. Söz sende.
Başkan Erdoğan karantina sürecinin Kısıklı'daki konutunda devam ettiriyor. Hafta sonu koronavirüs testinin pozitif olduğunu açıklamıştı ve eşi Emine Erdoğan da keza aynı şekilde pozitif olduğunu yine duyurmuştu. Bugün karantina sürelerinin 5. gününde ve Kısıklı'daki konutunda dediğimiz gibi devam ediyor çalışmalarına ve karantina sürecini geçirmeye. Elbette bu süreçte Başkan Erdoğan kabine üyeleriyle telefonla sık sık görüşüyor. Hem Türkiye'deki gelişmeleri hem de dünyadaki gelişmeleri dakika dakika takip ediyor diyebiliriz. Elbette bunun yanı sıra yine doktorları da Başkan Erdoğan'ın koronavirüs testinin pozitif çıkmasından sonra süreci daha sıkı takip ediyor ve önümüzdeki günlerde hem karantina süresinin bitmesi hem de Başkan Erdoğan'ın tekrar test olup negatife dönmesi bekleniyor. Zaten Kısıklı konutunda dediğimiz gibi hiçbir şekilde misafir kabul edilmiyor. Karantina sürecini Başkan Erdoğan titizlikle devam ettiriyor. Tabii ki en önemlisi de mesaisini bırakmadı ve konutta devam ediyor. Dünya liderleri, birçok liderle, ülke liderleriyle görüşüyor Başkan Erdoğan. Ayrıca telefon trafiğinde devam ettiğini belirtebiliriz. Biz Kısıklı'daki nöbetimizi sürdürüyoruz. Zaten gelişme oldukça da aktarmayı sürdüreceğiz. Peki Mahmut'a teşekkür edelim. Devam edelim. Biliyorsunuz çok konuşulan, dün gerçekleşen o görüşme, Macron ve Putin görüşmesinden bahsediyorum. Bu masayı anlattık, konuştuk. Sosyal medyada çok yer buldu. Fransa'da Macron'un bu ziyareti adeta gündemin ilk sırası. Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan görüşmeye ilişkin açıklama geldi. Rusya lideri Putin'le yaptığı görüşmenin ardından Ukrayna'ya geçti. Ziyaretim amacına ulaştı dedi Macron. Konuşmasında Putin'i gerilimin daha artmaması için ikna ettiğini de ileri sürdü. Ancak Rusya'dan gelen açıklamalar biraz farklı. Kremlin sözcüsü Peskov, Putin'in herhangi bir konuda söz vermediğini söyledi. NATO'nun lideri Fransa değil dedi. Görüşme masasının uzunluğu, Putin'in tavırları, verilen mesajlar derken Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Rusya ziyareti tartışılmaya devam ediliyor. Macron, Rusya'nın ardından Ukrayna'ya geçti. Devlet Başkanı Zelenski ile bir araya geldi, gündemde Rusya ziyareti vardı. Amaca ulaştık dedi. Benim için mesele tırmanışı önlemek ve yeni bakış açıları ortaya koymak için oyunu kilitlemekti. Bana göre bu amaca ulaşıldı. Macron konuşmasında sorunun çözümü için yeni çözümler bulunmalı dedi ama bunun nasıl olabileceğini söylemedi. Bir yandan Minsk anlaşmaları takip edilmeli, diğer yandan diyalog kapısı açık kalmalı. Yenilikçi çözümler bulunmalı, ortak anlayışlar sergilenmeli. Fransa Cumhurbaşkanı Kiev'de gazetecilere yaptığı açıklamada Putin'i ikna ettiğini ve artık gerilimin daha fazla tırmanmayacağını da iddia etti. Macron'a yanıtsa Kremlin sözcüsü Peskov'dan geldi. Peskov, Putin'in herhangi bir konuda söz vermediğini söyledi. Financial Times gazetesi ise iki liderin gerilimin düşürülmesi için bir anlaşma imzaladığını iddia etti. Ancak Rusya böyle bir anlaşmanın söz konusu bile olmadığını vurguladı ve Fransa'nın NATO'nun lideri olmadığını, bu yüzden de iki ülke arasında bir anlaşmanın olamayacağını kaydetti. Lider başka bir ülke diyerek ABD'yi işaret etti. Peskov, Putin'in Ukrayna lideri Zelenski ile bir araya gelebileceğini söyledi, ancak bunun için toplantının sonucunda ne olacağına dair bir anlayışa ihtiyaç var dedi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, Almanya Başbakanı Scholz'la buluştu. İkinin gündeminde Rusya-Ukrayna krizi vardı. Amerikan Başkanı Biden, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması durumunda NATO'nun karşılık vereceğini söyledi. Biden şimdiye kadarki en ağır ekonomik yaptırımları uygulayacaklarını tekrarladı. Rusya Ukrayna'yı daha fazla işgal kararı alırsa biz karşılık vermeye ortaklaşa hazırız. Tüm NATO hazır. Amerikan Başkanı Joe Biden, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal ihtimalini bu sözlerle değerlendirdi. Biden, Almanya Başbakanı Olaf Scholz'la Beyaz Saray'da bir araya geldi. Joe Biden, görüşme sonrası Scholz'la düzenlediği ortak basın toplantısında Amerika Birleşik Devletleri'nin Almanya ve diğer müttefik ve ortaklarıyla Ukrayna-Rusya krizine diplomatik çözüm arayışı içinde olduğunu belirtti.
diplomatik çözüm olmadığı takdirde Rusya'ya sert yanıt vereceklerini vurguladı. Rusya Ukrayna'yı daha fazla işgal kararı alırsa biz karşılık vermeye ortaklaşa hazırız. Tüm NATO hazır. Biden, Rusya'dan Almanya'ya doğal gaz taşımak için inşa edilen Kuzey Akım 2 projesi konusunda Başbakan Scholz'dan güvence aldınız mı, Almanya bu projenin fişini çekecek mi sorusuna yanıt verdi. Projenin iptal edileceğinin altını çizdi. Rusya, Ukrayna'yı işgal ederse bu tankların ve askerlerin Ukrayna sınırına geçmesi anlamına geliyor. Kuzey Akım 2 artık olmayacak. Son vereceğiz. Söz veriyorum bunu yapacağız. Amerikan Başkanı, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin devasa bir hata olacağına işaret etti. Moskova'ya yönelik yaptırım tehditlerini tekrarladı. Putin'e hem şahsen hem telefonda çok açık bir şekilde söyledim. Şimdiye kadarki en ağır ekonomik yaptırımları uygularız. Öte yandan ABD'nin konuya ilişkin bazı açıklamalarını değiştirme çabaları dikkati çekti. Dışişleri Sözcüsü Ned Price, bir gazetecinin yönetimin Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının an meselesi olduğunu ifade ettiğini ve buna ne kadar kaldığına ilişkin sorusuna yanıt verdi. Dışişleri Sözcüsü, bugüne kadarki resmi dilin aksine Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının an meselesi olmadığını öne sürdü. Hiçbir zaman saldırının an meselesi olduğunu söylemedik. Şayet Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin işgale karar verirse, kuvvetlerini bunu her an yapabilecek bir duruma getirdiğini söyledik. Bu bir gün olur, iki hafta olur ama o noktaya varmışlar. Yani oradaki an meselesi kaçınılmaz son anlamına geliyor. Daha önce Amerikan Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ve Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, defalarca Rusya'nın her an Ukrayna'yı işgal edebileceğini dile getirmişti. Amerikan Başkanı Joe Biden da Rusya'nın Ukrayna'yı Şubat ayında işgal edebileceğini söylemişti. Ve çok beklenen o sevindirici haber geldi. SMA hastalarının ilaçlarını SGK karşılayacak. Resmi gazetede yayımlanan bilgilere göre SMA tip 2, tip 3 hastalığında kriterlerin sağlandığı takdirde tedavide kullanılan ilaçları devlet ödeyecek artık bundan sonra. Hemen Ankara'ya gidelim, daha fazla detay alalım. Muhabir arkadaşım Murat Sekban, bizi bekleyen isim. Murat, yüzleri güldüren aslında bir haber resmi gazetede yayınlandıktan sonra da yürürlüğe girdi. Ancak orada kriterleri sağladığı takdirde ifadesi var. Nedir bu kriterler? Merak edilen bu. Evet, müjdeli haber artık geldi Cansın Elbacı. SMA hastalarının giderlerinin karşılanması için de kriterler yeniden belirlendi. Tebliğ resmi gazetede yayınlandı. An itibariyle de yürürlüğe de girdi. Sizin de belirttiğiniz gibi belli kriterler var. Öncelikle SMA tip 1 hastalığı için çocuk nörolojisi uzman hekiminin yer aldığı bir 4 uygulama aşaması var. Bu 3 ay süreli olacak. Sonraki uygulamalar için de bu süre 4 ay olarak belirlenecek. İlaç kullanım onayının da 4 uygulama için tek seferde ve sonraki her bir uygulama içinse ayrı ayrı verilmesi halinde ilaç bedeli de SGK tarafından karşılanıyor olacak. Aynı şekilde SMA tip 2 ve tip 3 hastaları için de ilaç kullanım onayı prosedürleri tip 1'de olduğu gibi uygulanmaya devam edecek. Bu kapsamda klinik belirti ve bulgular SMA tip 2 veya SMA tip 3 ile uyumlu olarak 6 ay ve daha büyükken başlamış olması da gerekecek. Dediğimiz gibi bu noktada şartlar ve başlıklar değiştirilmiş durumda. Eğer şartların sağlanması gerçekleşirse böylelikle SMA hastalıklarında ilaç giderlerinin SGK tarafından karşılanması mümkün olacak. Tebliğ resmi gazetede yayımlandı ve yürürlüğe girdiğini belirtelim. Sözü tekrar size bırakalım. Peki Murat, teşekkür ediyorum. Kolaylıklar diliyorum sana. Bursa'dan bir haber. Üç hırsız girdikleri iş yerinden bir çelik kasa çalıyorlar ve değerli eşyaları alıp kaçıyorlar. Polis zaman kaybetmeden onların peşine düştü. Hırsızlar çelik kasayı açmaya çalışırken bakın nasıl yakalandı. Araç burada. Sen... Çaldıkları çelik kasayı patlatmaya çalışırken böyle yakalandılar. Sence burada. Üç hırsız Bursa'da bir matbaaya girdi. Açamadıkları çelik kasayı sırtlayıp götürdüler. Yanında bilgisayarla post makinesini de çaldılar. Kendilerini kayda alan güvenlik kamerasını söken hırsızların görüntü kaydından haberi yoktu. İş yeri sahibinin şikayeti üzerine polis erken davrandı.
Eşkalini belirledikleri hırsızların izini sürdü. Üç hırsız bir arazide çelik kasayı açmaya çalışırken suçüstü yakalandı. Mağdur iş yeri sahibi çalınan eşyalarına kavuştu. İstanbul'da bir güvenlik görevlisi ısıtıcıya dokununca bakın neler yaşandı. Elektrikli soba canına mal oluyordu. Olay Esenyurt'ta meydana geldi. Bir sitede güvenlik görevlisi olarak çalışan Fatma Işık, nöbet kulübesinden çıkmak için ısıtıcıyı eliyle kenara almak istedi. Isıtıcıya dokunur dokunmaz elektrik akımına kapıldı. Çarpılan kadın baygınlık geçirdi. Fatma Işık bir süre sonra kendine geldi. Ancak güvenlik firmasının olaydan sonra çalışanı işten çıkardığı öğrenildi. İstanbul'da ünlü isimlerin oturduğu apartmanda yaşananlara bakacağız şimdi. İstanbul Nişantaşı'nda Haldun Dormen, İlber Ortaylı, Zafer Algöz gibi ünlü isimlerin oturduğu apartman filmleri aratmayacak bir olaya sahne oldu. Ünlü isimlerin oturduğu bu binadaki apartman görevlisi ihtiyacım var deyip kiminden 5000 lira kimindense daha fazlasını aldı. Hiç öyle bir çocuk değil yani. Gayet efendi görünümlü biriydi. Üzgün birisiydi zaten. Ve çocuğuyla birlikte eşini bırakıp kayıplara karıştı. İnanamadık yani. Apartman görevlisi günlerce eve gelmeyince eşi kayıp ihbarında bulundu. Olaysa bu şekilde ortaya çıktı ama apartman sakinleri henüz şikayette bulunmadı. Telefonu kapalı. Ulaşılamıyor zaten. Kimse ulaşılamıyor. Apartman görevlisi adeta sırra kadem bastı. Kendisine ailesi dahi ulaşamıyor. Apartman sakinleri ise para için değil, görevli için endişeleniyor. İhtiyacım var diye bu normal zaten insanlık hali olabilir. Herkes o niyetle yaklaşmıştır. Zafer abi de, İlber hocam da. Para mevzu değil onu söylüyorum yani. Ama ailesi mağdur şu anda. Bebeği var ve kapıda biz genelde bebeğiyle, kucağında bebeğiyle görürüz ve bebeğini sever geçeriz. Eşiyle çocuğu ortada kaldı. Galiba kayıp oldu dediler o kadar. Başka bir şey bilmiyorum. Yönetimle beraber oturup karar vereceğiz ne yapacağımızı ama dediğim gibi onun ailesi öncelikle. Şimdi herkes apartman görevlisinin dönmesini bekliyor. Ve ekonomideki gelişmeleri konuşacağız. Her sabah olduğu gibi Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem'le birlikte. Faruk abicim günaydın, hoş geldiniz. Günaydın, hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkürler, siz de iyisiniz. Teşekkürler, biz de iyiyiz. Buyursunlar, bakalım rakamlarla mı? Başlayalım. Borsayla başlayalım her zamanki gibi. Tabii borsadan dün de konuştuk. 2000 puanın üzerinde kalmak gibi bir böyle bir çaba var borsada. O dün de küçük de olsa bir yükselişle 2000 puanın üzerinde kapatmış oldu. Bilançolar gelmeye devam ediyor. Temettü zamanı geliyor. O yüzden yatırımcıların hani doğru hisseleri seçmeleri onların faydasına olacak. Şöyle bir kurlara da bakalım. 13.60 dolar güne başlamış oldu. Euro 15.54. Dün Hazine Maliye Bakanı Nurettin Nebati de Londra'da bazı açıklamalarda bulundu. Yeni bir ürünün geleceğiyle ilgili birazdan yanına geldiğimde onu da konuşalım. Biraz piyasalar onu da fiyatlıyor. Şimdi altının onsunda küçük bir düşüş var. Yine 1800 doların üzerinde seyrediyor. Gram altında 800 bandına yaklaşmış durumda. 799 liradan güne başlamış oldu. Peki o zaman merak edilen başlıklara geçelim. Şimdi tüm merak ettiğiniz başlıkları konuşuyor olacağız. Her sabah olduğu gibi tüketicilerden gelen şikayeti aslında burada stüdyoda dile getirdik, paylaştık. Bir yandan da neler yapılabilir, nasıl bir yol izlenebilir derken o haberde geldi. Yeni bir düzenleme var. Doğru. Bu düzenlemeyle ilgili de 4 alternatif üzerinde duruluyor. Arkadaşlarım o başlıkları da ekrana taşıyacaklar. Bu kademeli elektrik faturasına geçişten sonra yine faturayı düşürecek 4 formül üzerinde çalışılıyor. Nedir işin detayı diye soralım. Aslında biz bunu geçen hafta gündeme getirdik. Bizim anlattıklarımızdan yola çıkıp arkadaşlar haberlerini de yapmışlar. Gazetelerde görüyorum. Sağ olsunlar. Devam edelim. Hani herkes haberini yaptıkça gündeme de gelmiş olacak. Yine A Haber'in programına katıldı İbrahim Kalın. Orada açıklamalar yaptı bununla ilgili hani çalışma yapıldığını. Evet. Bizim önerimiz tabii buna benzer önerilerde bulunduk ama
Bizim önerimiz daha çok bu elektrik faturalarının üzerinde hani kullanımın dışındaki bedeller vardı işte. Vergiden kaynaklanan dağıtım bedeli, hı hı. belediyelere ödediğimiz işte belediye tüketim vergisi dediğimiz BTV vardı, KDV vardı. Dolayısıyla bunların indirilmesi en azından hani seninle konuştuk. Şu kış döneminde bile olsa, geçici de olsa, kalıcı da olsa hani en azından bu vergilerin indirilmesi ciddi bir indirim sağlayacaktı. Zaten hani 150 kilowatt saatlik o ilk dilimin indirilmesi, daha doğrusu onun 210'a çıkartılması işte ortalama %10-15 bir indirim sağladı faturalarda. Aşağı yukarı işte o da 40 lirayı bulan bir indirime yol açtı. Çünkü 60 kilowatt saat daha indirimli tarifeden kullanma imkanı gelmişti orada. İşte şimdi %18'lik bir KDV var. Mesela bunun kaldırıldığını düşünürsen 200 liralık bir faturada 36 lira, 400 liralık bir faturada 72 liralık bir indirim demektir. Yine BTV işte meskenlerde %1 alınıyor, iş yerlerinde %5 alınıyor. Onun indirilmesi de ciddi bir katkı yapacaktır. Belediyelere verilen para netice itibariyle belediyelere zaten vatandaş olarak işte çevre vergisi, emlak vergisi, su parası vesaire zaten ödemelerimiz yapılıyor. Onun dışında şu formüllere de bir bakalım. Özellikle şu esnafla ilgili kısmı seninle uzun uzun konuşmuştuk. Hem esnaf hem de çiftçi bölümünü. Netice itibariyle bu kademeli elektrik faturaları meskenler için geçerliydi. Hı hı. Esnaf için geçerli değildi. Onların da bir talebi olmuştu. Bizim için de bir kademeli tarife gelsin diye. İşte atıyorum neyse meskende 210 ise işte esnafta 500 olabilir vesaire gibi. Ona esnafa yönelik bir çalışma orada yapıldığını görüyoruz. Yine bu 210 kilowatt saatin 230'a yükseltilmesi. Orada bir 2000 denil, ikinci madde olarak yazılmış ama 2000 gibi okunuyor. Yanlış anlaşılmasın. 210 kilowatt saatlik bölüm şu anda indirimli tarifeden uygulanıyor. Onun üzerinde daha yüksek bir tarife uygulanıyor. Bunun da 230'a çıkartılması gibi bir çalışmadan bahsediliyor. Yüksek kademedeki zam oranının düşürülmesi. Bu da yani şöyle, Ocak ayında aslında elektrik faturalarına %50'lik bir zam olmuştu. Ama birinci kademeye, ikinci kademeye %125'i bulan bir zam olmuştu. Onun düşürülmesi noktasında bir çalışma olarak bu da sönelinmiş. Yine dördüncüsü de dağıtım bedelinin düşürülmesi. Yani işte firmaların aldığı bu dağıtım bedellerinin düşürülmesi. Biliyorsun elektrik faturalarında TRT payı vardı. Onu mecliste çıkan bir yasayla kaldırıldı. Dediğim gibi işte bu dağıtım bedellerinin düşürülmesi, BTV'nin düşürülmesi ya da kaldırılması, KDV'nin düşürülmesi ya da kaldırılması bir rahatlama sağlayacak elektrik faturaları üzerinde. İlk kademe meselesine gelince hani bu 210 ya da işte düşünülen 230 kilowatt saate baktığınız zaman biz biraz şeyi de araştırdık hani gazetedeki arkadaşlarla birlikte hangi alet ne kadar tüketilirse ne kadar kilowatt saate yol açar diye. İşte ortalama her gün televizyon seyrettiğiniz zaman işte ayda belli bir miktar çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, fırın kullandığınız zaman ne bileyim lambaları yaktığınız zaman zaten buna yakın bir kilowatt saati harcıyorsunuz. Ama işte ekstra klima çalıştırdığınız zaman, bilgisayarları çalıştırdığınız zaman ya da işte biraz israfa yönelik mesela bazı öneriler var, onları da söyleyelim. Biz birçok cihazı standby'da çalıştırıyoruz. Yani kapatıyoruz aslında uzaktan kumandadan işte televizyonu ya da dijital kanalları kapatıyoruz. Orada ışık yanmaya devam ediyor, o elektrik tüketmeye devam ediyormuş. Ve ciddi de bir elektrik tüketiyor. Ya da şarj aletini, telefonda şarj aletini prizde bıraktığımız zaman o elektrik tüketmeye devam ediyormuş, çekmek lazım gibi birçok tavsiye de var aslında tasarruf açısından. Hem kendi tedbirlerimizi alacağız. Hem de bu çalışmanın neticesini bekleyelim. Özellikle esnaf zaten. Esnaf ve çiftçileri de söyleyeyim. Çünkü çiftçiler demek onların ürünlerinin maliyetini arttırıyor demek. O da bize yansıyor demek. Çiftçiler bir de şunu söylüyorlar. Onu da buradan dinlendirmiş olayım. Her ay değil de işte hasat döneminde bizden tahsilat yapılsın. Faturalar hasat döneminde gelsin gibi. Dolayısıyla bekleyip görelim çalışmayı. Biz buradan gündeme getirdik. Gazeteler haber yapıyorlar. Yetkili ağızlar açıklama yapıyor. Sonucu da alalım inşallah. Evet. Bu arada birkaç tabii böyle gazetelere yansımış. Onu da söyleyeyim. Bazı kafe ve restoranlarda
parayla evet, ısıtıcı evet, falan veriyorlarmış. İşte bazı suistimallerin de önüne geçmek lazım. Bunda çok hızlılar. Bu konuda evet, çok hızlılar gerçekten ve yaratıcılar da aynı aynen, zamanda hatta maalesef. Hatta böyle yemek saatlerinde çay kahve servisi yapmayanlar oluyormuş evet, işte. Yani burayı meşgul etmeyin der evet, gibi. Bunlar tabii birkaç tanedir. Yani esnafa yakışmayan işlerdir. O yüzden hani bu suistimallerin de önüne geçmek lazım. Peki şimdi bir yandan da Bakan Nebati'nin Londra ziyaretini doğru, konuşuyoruz. Orada yaptığı açıklamaları ikinci günü de geride kaldı. Orada Türkiye'deki ekonomi modelini Londra'da anlattı. Başka başlıklar da var elbette. Evet. Orada aşağı yukarı 100-150 tane fon yöneticisi, uluslararası yatırım bankası yöneticisi, hı hı, üst düzey yöneticileriyle bir araya geldi. Yani yatırım yapan insanlara Türkiye'deki modeli anlattı. Çok merak ettiklerini söylüyor Türkiye'deki modeli ama Türkiye'yi çok iyi biliyorlar diyor. Hı hı. Orada içeriğiyle ilgili önemli bilgiler de verdi. Aslında mesela bu kur korumalı mevduat hesabı 310 milyar lirayı da aşmış ve yeni ürünler geleceğini söylüyor. Netice itibariyle tabii burada bir doyuma ulaşılacak. Hı-hı. Öyle gözüküyor yani. Buradaki doyum noktası ne bilmiyorum ama 300 milyar lirayı da aşmış. Belki 500 milyar liraya kadar gidecek ama o noktadan sonra biraz atıl kalmış kaynağında ekonomiye kazandırılması lazım. Ne demek istiyorum? 5 tondan bahsediliyor. Altın, yastık altındaki altın 250-300 milyar dolarlık bir kaynaktan bahsediliyor. Bununla ilgili hı hı, çok önemli bir ürünün daha geleceğini söyledi Sayın Bakan. Dolayısıyla onu da bekleyelim. Önemli hani bu kur korumalı mevduat hesabı benzer türev ürünler devam edecek. Yani, tabii yurt dışındaki yatırımcılara da Türkiye modelini anlatmış oldu. Yani nedir? Türkiye modeli biz de burada çok konuştuk. Hı hı. Üretime dayalı, yatırıma dayalı, istihdama dayalı bir model. Bunu önümüzdeki günlerde zannedersem Şubat'ın ortasına doğru 14 Şubat gibi Birleşik Arap Emirlikleri'ne gidecek Sayın Cumhurbaşkanı. Sayın Nebati de onunla birlikte gidip orada da anlatacak. Daha sonra Asya'da bu model anlatılacak yatırımcılara. Dolayısıyla hani Türkiye modelini dünyaya açmış oluyoruz aslında. Üretimin merkezi olma noktasında Türkiye gerçekten yatırımcılar açısından hem doğrudan yatırımcı hı hı, açısından hem de para piyasaları açısından çok önemli bir noktada hem jeopolitik konumu itibariyle. Sen bana doğru yürümeye geliyorum, başladın. Vaktimiz kalmadığını anlıyorum. Konuşacak çok şeyimiz çok vardı var aslında. Çok başlığımız var. Faruk Erdem'le elbette hafta içi her gün konuşmaya devam edeceğiz. Teşekkür konuşalım, ediyorum. Faruk Erdem'i uğurlayayım, hemen devam edin. Trüf mantarından bahsedeceğiz. Besin değeri oldukça yüksek ve zor bulunan bir mantar aslında. Yurt dışından da çok talep var trüf mantarında. Kırıkkale'nin meşe ormanlarında bu sıralar bu konuyla ilgili bir mesai var. Özel eğitimli köpeklerle toplanan trüf mantarı yurt dışında 150 ila 800 eurodan alıcı buluyor. Kırklareli'nin meşe ormanlarında toplayıcıların mantar mesaisi sabahın erken saatlerinde başlıyor. Özellikle yurt dışında çok rağbet görüyor. Yurt içinde yavaş yavaş talepler çoğalmaya başladı tabii ki ama çoğunluk yurt dışına ürünleri gönderiyoruz. Nadir bulunan ve besin değeri yüksek olan trüf mantarının olması muhtemel noktalarda köpeklerle arama yapılıyor. Günde bazen 100 gram da bulabiliyoruz. Bazen 15-20 kiloya kadar da çıkabiliyoruz. Besleyicilik özelliği çok yüksek olan bir mantar. Kralların yiyeceği diye biliniyor. Kilosu 800 euro veya 1000 euro civarında şu anda. Zaten az olduğu için çok kıymetli. Besleyicilik özelliği çok kıymetli. Bravo. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından trüf mantarı aramaya yönelik eğitim programı açılması planlanıyor. Bununla da ilgili biz Tarım İl Müdürlüğü olarak inşallah yeni bir eğitim çalışması başlattık. Bir kurs açacağız. Bu kursa gelen vatandaşlarımız, üreticilerimiz, daha çok orman bölgesinde yaşayan orman köylerimiz inşallah bu eğitimden faydalanıp bu ürünü de toplayıp ekonomiye katkı sağlayacaklar. Bir ara vereceğiz. Saat başında devam edeceğiz.
Günaydın. A Haber ekranlarına tekrar hoş geldiniz. Saatleri 10 yaptık. Ajans bugün de yeni saat dilimine hemen başlayacağız. Kaz Dağları'ndaki son durumu öğrenerek Balıkesir'de Kaz Dağı zirvesindeki askeri noktada nöbet değişimine giden 17 askerimize 4 kişilik yol kurtarma ekibi yoğun tipiyle mahsur kalmışlardı. Kurtarma çalışmaları devam ediyor. Bölgeye gidelim. Muhabir arkadaşım Vedat Sezer'in de haber nöbeti sürüyor. Vedat, bir kez daha hoş geldin yayına. Var mı yeni bir gelişme? Nedir son durum? Seni dinleyelim. Cansın Aracı, evet, 17 asker 4 personelin mahsur kaldığı Kaz Dağı zirvesinin yolundayız biz de. Zeytinli köyünden Mehmet Alan köyünün ve askeri birlik arasında bir noktadayız ama burada görüldüğü gibi hiçbir yerde kar bulunmuyor. Ancak 1720 rakımlı o tepede ciddi anlamda kar var. 3-4 metre kar olduğu belirtiliyor. Artık ekiplerin de mahsur kalan askerlerimize ve personel ulaşmasına çok az bir zaman kaldı diyebiliriz. Tabii ki tüm unsurlar seferber edilmişti. Son olarak da Hava Kuvvetleri Komutanı'ndan bir helikopter de bölgede keşif uçuşu yaptı. Tabii iş makineleriyle birlikte özellikle kar püskürten özel araçlar da Bursa'dan takviye edilmişti. İşte yaklaşık 10-15 kilometre ileride o mahsur kalan noktaya ulaşmaya çalışıyorlar. Son aldığımız bilgilerde 1 kilometreden daha az bir mesafe kaldı. Ancak 3-4 metrelik kar kümeleri olduğu için de çalışmalar zorlukla yürütülebiliyordu. Şu an itibariyle herhangi bir olumsuzluk yok. Personelle her türlü irtibat sağlanıyor. Herhangi bir sıkıntı olmadığını söyleyelim ama biz de o noktaya ulaşmaya çalışacağız. Çalışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor diyelim. Sözü sana bırakalım Cansın. Peki, Vedat'a teşekkür edelim, kolaylıklar dileyelim ve havanın notlarından bahsedelim. Biliyorsunuz meteorolojiden son dönemde ardı ardına uyarılar geliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından soğuk ve yağışlı havada Balkanlardan giriş yaptı. Geride bıraktığımız gün sınır bölgeleri beyaza bürünmüş durumda. Arkadaşlarım canlı haritayı da ekrana taşıyor. Aslında Türkiye'nin genelinde yağış ve soğuk hava etkisini sürdürüyor. İstanbul özelinde uyarılar var. Yine Antalya'da sağanak yağış ve fırtına etkili olmaya devam ediyor. Uzmanlar İstanbul'da akşam saatlerinde kar yağışının görüleceğini de bildirdi. Bu notu da sizlerle paylaşmış olalım. Bir diğer yandan Ergene Nehri sağanaktan sonra taştı. Bölgeye bir uzanalım. Kırklareli'de bulunan panayır alanı ve tarım arazileri de su altında kalmış durumda. A Haber muhabiri Umut Işık bizi bekleyen isim. Umut, günaydın, hoş geldin yayına. Neler yaşandı bölgede? Nedir son durum? Seni dinleyelim. Evet Cansın Elvacı, Trakya bölgesinde şu an Kırklareli'nin Pehlivan Köyü ilçesindeyiz. Bulunduğumuz nokta ise Ergene Nehri'nin olduğu bölge. Hemen kameraman arkadaşımla beraber ilerleyelim. Normalde Pehlivan Köyü Köprüsü'nün olduğu alanın altı Ergene Nehri'nin aktığı normal kendi bölgesi. Ama şu anda hani Trakya'da etkili olan yağışların ardından Ergene Nehri'nin debisi artarak yatağına sığmaz oldu. Hemen arkamda görmüş olduğunuz bölgede Kırklareli'nin asırlık panayır alanı. Bu bölge ise nehrin yatağından taşmasıyla birlikte sular altında kalmış durumda. Şu an hemen kameraman arkadaşım Doğukan Vurgun da ekranlara taşıyor görüntüleri. Hemen şöyle sol tarafa doğru ilerleyelim. Sol tarafta da tarım arazileri var. Tarım arazileri de sular altında kalmış durumda. Çiftçilerin depo olarak yani araç gereçlerini koymak için kullandıkları alanda sular altına gömülmüş durumda. Ekranlarda görebiliyorsunuz sizler de. Bölgedeki yoğun yağışlar nedeniyle Ergene Nehri'nin debisi bir haftada 22 kat arttı. Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde turuncu, Pehlivanköy ve Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde ise sarı alarm seviyesinde akıyor Ergene Nehri. Kırklareli'nin Pehlivanköy ilçesindeki asırlık ünlü panayır alanı ise on binlerce dekarlık tarım alanıyla birlikte sular altında kalmış durumda. Devlet Su İşleri 11. Bölge Müdürlüğü verilerine göre Ergene Nehri'nin debisi bir haftada 22 kat arttı. Ergene Nehri'nin debisi geçtiğimiz hafta 10 metreküp bölü saniye olarak ölçülürken şu anda ise 225 metreküp bölü saniyesine kadar yükseldi. Bölgede taşkın riskine karşı önlemlerin alındığını ve Ergene Nehri'nin debisinin yatağına tekrar çekilmesi, birkaç gün içerisinde tekrar çekilmesi beklendiğini söyleyelim ve sözü tekrardan sizlere bırakalım. Umut, teşekkür ediyorum. Kolaylıklar diliyorum sana. Bölgedeki son durum Umut aktardı ve aslında sıcak bir gelişme var. Milli Savunma Bakanlığı'ndan gelen, hemen onu da sizlerle paylaşayım. Sosyal medya hesabı Twitter üzerinden Milli Savunma Bakanlığı'nın yapıldığı açıklama: ara, bul, yok et.
Irak'ın kuzeyindeki Zaf ve Aveşin bölgelerinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist hava kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlara kararlılıkla devam edecek mesajıyla birlikte paylaşılmış Milli Savunma Bakanlığı tarafından bu son dakika bilgisi sizlerle paylaşmış olalım. 5 PKK'lı daha etkisiz hale getirildi Mehmetçik tarafından. Kuzey Irak'ın Zap ve Avaşin bölgelerine hava harekatı düzenlendi. Bu harekat sonucunda da 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. HDP'li Semra Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin rapor Anayasa Adalet Karma Komisyonu'na sunuluyor. PKK kampında teröristlerle samimi fotoğrafları ortaya çıkan Semra Güzel'in iki ayrı dosyası için dokunulmazlığının kaldırılması talep edilmişti. Hazırlık komisyonu dokunulmazlığın kaldırılmasına karar verdi. Rapor üst komisyona teslim edildi. Rapor tamamlandı. Hazırlık komisyonu HDP'li Semra Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılmasına karar verdi, yargılansın dedi. AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can başkanlığında mecliste kurulan hazırlık komisyonu, PKK kampında teröristlerle samimi fotoğrafları ortaya çıkan Semra Güzel'in iki ayrı dosyası için çalışmalarını tamamladı. Vekilin savunmasını aldı, oy çokluğuyla dokunulmazlığının kaldırılmasına karar verdi. HDP muhalefet şerhi yazdı, rapor komisyona sunuldu. Peki süreç bundan sonra nasıl işleyecek? Gözler Anayasa Adalet Karma Komisyonu'nda. Komisyonun önünde bir aylık süre var. Önce tebligat yapılacak. Güzel'e savunması için bir haftalık süre tanınacak. Güzel yazılı ya da sözlü savunma yapabileceği gibi savunmasını bir başka vekil aracılığıyla da yapabiliyor. Ardından Karma Komisyon raporu görüşmek için toplanacak. Nihai oylama genel kurulda. Şubat ayı bitmeden Semra Güzel hakkındaki karar genel kuruldan çıkacak. Böylece Güzel için yargı yolu açılmış olacak. Şimdi Hablemitoğlu suikastıyla ilgili yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. 6 kişinin sorgusu sürüyor. Yine bir yandan tutuklanarak cezaevine gönderilen isimler var. MIT'in operasyonuyla Ukrayna'da yakalanarak Türkiye'ye getirilen Necip Hablemitoğlu suikastı zanlısı Nuri Gökhan Bozkır tutuklanarak cezaevine gönderilen isim. Ankara'ya bir uzanacağız. Muhabir arkadaşım Rüya Kuş bizi bekleyen isim. Rüya günaydın, hoş geldin yayına. Merak edilen şu, Bozkır ne anlattı, ifadesinde neler söyledi? Aslında Bozkır'ın ifadesini pek paylaşmaktan yana değil henüz yetkili makamlar. Çünkü söz konusu ifadesinde gerçekten çok fazla sayıda devlet görevlisinin ismini verdi. Ancak bu demek değil ki herkes bu işin içerisine dahil oldu. Dolayısıyla kapsamlı bir araştırma yapılması gerekiyor. Söylediklerin ne kadarı doğru, ne kadarı söz konusu soruşturmayı evresini değiştirmeye yönelik tüm bunlara bakılacak. Öncelikli olarak Nuri Gökhan Bozkır halihazırda sadece bir katil zanlısı değil. Tüm bunların yanı sıra vakti zamanında iyi bir eğitim almış, özel kuvvetlerde yetişmiş, dolayısıyla psikolojik harp tekniklerine hakim ve bu kapsamda ciddi anlamda kendisini de yetiştirmiş bir kişi. Dolayısıyla anlattıkları ne kadar önemli olsa da bir o kadar da soruşturmayı etkileyebilecek nitelik taşıyor. İşte bu yüzden de yetkili makamlar ifadesine ilişkin bilgileri paylaşmak henüz imtina ediyor. Dediğimiz gibi pek çok kişinin ismini verdi. Bir açıdan da soruşturmanın diğer tarafı var. O noktada hala Ankara Emniyeti'nde gözaltında bulunan 6 kişi var. Peki bunlar kim? Dün size bir şemadan bahsetmiştim. Şemanın aslında 3., 4., 5. ayaklarını oluşturuyorlar. İlk 3 zaten belli. Fethullah Gülen, Mustafa Özcan ve elbette ki Enver Altaylı. İşte onun altındaki özel kuvvetler personelleri ve yine cinayetin işlendiği tarihte bundan 20 yıl önce keşif istihbarat görevini üstlenmiş bir araç vardı. Bu aracın kimin üstüne kayıtlı olduğu bulunmuştu. İşte o dönemde de sorgulanmış ama hemen ardından Nuri Gökhan Bozkır'la irtibata geçmiş diğer iki isim de bu soruşturmanın şüphelileri arasında. Bunlara aslında yabancı değiliz. Bu isimleri zaten biliyorduk. Ancak bilmediğimiz şey Nuri Gökhan Bozkır'ın ifadesiydi. Dolayısıyla daha önce dinlenmiş de olsalar Nuri Gökhan Bozkır'dan sonra bir kez daha dinlenecek olmaları, onun anlattıklarının diğerleri üzerinden sağlamasının ya da bambaşka bilgilerin alınabilecek olması bu açıdan oldukça önemli. Elbette savcılığın elinde şu anda HTS kayıtları var ve bunun üzerinden ilerlemeye çalışıyorlar. Çetrefilli bir iş ancak çalışmalar devam ediyor Cansın.
Riya, teşekkür ediyorum. Bakalım o çalışmaların sonucunda hangi bilgilere ulaşılacak, her birimiz merak ediyoruz. Koronavirüs testi pozitif çıkan Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a dünyadan geçmiş olsun mesajları ve şifa duaları gelmeye devam ediyor. Chat'ta İmam Mikail Hoca gençlerle birlikte Erdoğan çifti için dua etti. Covid-19 testi pozitif çıkan Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan için eller bir kez daha semaya açıldı. Çadlı öğrenciler Erdoğan ailesinin sağlığı için dua etti. Başkan Erdoğan ve eşinin koronavirüs testlerinin pozitif çıkmasının ardından dünyanın dört bir yanında liderler geçmiş olsun mesajlarını iletti. Afrika ve İslam coğrafyasından da çok sayıda kişi Başkan Erdoğan ve eşi için dua etti, o anları sosyal medya hesaplarından paylaştı. O ülkelerden biri de Çad. Çad'da İmam Mikail Hoca gençlerle birlikte Erdoğan çifti için dua etti. Gençler kendi dillerinde dua ederek Başkan Erdoğan ve eşinin hızla sağlığına kavuşması için temennilerde bulundu. Dua sırasında gençler Türk bayrağı da açtı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın sağlık durumları nasıl? Son bilgileri alacağız. Mahmut Keşan bizi bekleyen isim. Mahmut, söz sende. Başkan Recep Tayyip Erdoğan hafta sonu duyurmuştu korona testinin pozitif olduğunu ve eşi Emine Erdoğan da kez aynı şekilde testinin pozitif çıktığını. Tabii ki o günden bugüne kadar da kısıklık konutunda karantina süresini devam ettiriyor Başkan Erdoğan ve bugün 5. gününde sağlık durumunun gayet iyi olduğunu zaten hem kendisi hem de yakın çevresinden öğrenebiliyoruz. Baktığımız zaman da çalışmasını hız kesmeden devam ediyor. Özellikle telefon trafiği çok yoğun. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın hem kabine üyeleriyle Türkiye'deki ve dünyadaki gelişmeleri takip ederken yine birçok ülke lideri de Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a hem telefon açarak hem de yine sosyal medya üzerinden geçmiş olsun dileklerini iletiyor ki Başkan Recep Tayyip Erdoğan hepsine teker teker cevap veriyor. Elbette bunun yanı sıra dediğimiz gibi çalışmalarını hız kesmeden devam ediyor. Kabine üyelerinden özellikle Başkan Erdoğan gelişmeleri çok yakından takip ediyor. Sık sık telefonla görüştüğünü söyleyebiliriz. Bugün 5. gününde karantina süresi devam ediyor. Önümüzdeki günlerde tekrar test olması ve negatife döndüğü zaman da Başkan Erdoğan'ın sahalarda göreceğiz. Özellikle Ankara gündeminde çok yoğun bir trafik bekliyor. Baktığımız zaman da zaten korona testinin pozitif çıkmadan önce özellikle Ukrayna ve Rusya ilişkilerinin noktasına yani Ukrayna'ya gitmişti ve orada bir takım görüşmeler yapmıştı. Önümüzdeki dakikalarda gelişmeler oldukça zaten aktarmayı sürdüreceğiz sizlere. Isparta'da son 20 yılın en yoğun kar yağışı sırasında yaşanan elektrik arızaları sosyal medyada algı operasyonlarını da beraberinde getirdi. Yalvaça ilçesinde bir kişinin donarak öldüğü iddiasını ölen şahsın ailesi yalanladı. Aile maddi sıkıntılarının olmadığını belirterek Ramazan Nazlı'nın solunum yetmezliği nedeniyle vefat ettiğini söyledi. Odunları, kömürü aşağısı full dolu bodrum. Bakın soba ve sobanın içinde doldurmuş yakacak. Bu adam nasıl donar ya? Bu adam nefes darlığından 6 sene önce tedavi gördü. Yaşadıkları büyük acı yalan iddialarla siyaset malzemesi yapıldı. Arkasından kalkıyorlar. Yok donarak öldü. Ya donarak Isparta'da elektrik kesiliyor. Yalvaç'ta hiç elektrik kesilmiyor. Sen kalkıyorsun bunu. Yok doğalgazı yok. Yok sobası yanmıyor. Ya orada sobası var. Orada ısıtıcısı var. Isparta'ya 2 günde 1 ayda beklenen kar yağışı düştü. Yaşanan tipi ve fırtına nedeniyle kent merkezini besleyen yüksek gerilim hatları zarar gördü. Elektrik kesintilerine karşı ekipler zor şartlarda arızaların tümünü giderdi. Ancak muhalefet partilerinin sosyal medyadaki troll ağı algı operasyonuna başladı. Yalvaç ilçesinde solunum yetmezliği nedeniyle hayatını kaybeden Ramazan Nazlı'nın donarak öldüğü iddia edildi. Ama gerçek öyle değildi. Odunları, kömürü aşağısı full dolu bodrum. Bakın soba. Bu adam nasıl donar ya?
Bu adam nefes darlığından 6 sene önce tedavi gördü. Yaşlı adam hemen arkamda bulunan işte bu evde yaşıyordu ve hiçbir eksiği de yoktu. Evin içerisinde Isparta valiliği de donarak öldüğü iddialarını yalanladı. Ramazan Nazlı'dan geriye ise işte bu kapının önüne bırakılan ayakkabı kaldı. Nazlı'nın ailesi yaşadıkları acının siyasi malzeme yapılmasına sert tepki gösterdi. 1.300 lira maaş pahalandı benim abime. Ben her ay 2 milyar lira üzerinde ablalarım, ben, hepimiz, yeğenlerim, çocukların hepsi titrerdi üstüne para gönderip bir Allah'ın kulundan ne dilencilik yapmıştır, ne kimseye bir ihtiyacı olmuştur, bir Allah'ın kulundan döner bile yememiştir, döner ısmarlamıştır, yemek ısmarlamıştır. Maddi durumu iyidir. Şurayı da çekin. Bunun gibi 3 tane böyle eşya attım. Belediyeye veriyorum yarısından çoğunu. Ne giyime, günde 3 kere kıyafet değiştiren bir abim benim. Parasal konusunda bir kuruş kimseye ihtiyacı olmayan bir abim. Gazetelere bakacağız. Sabah gazetesini ekrana taşıyacağız. 1915 Çanakkale Köprüsü için geri sayım sürüyor biliyorsunuz. 18 Mart'ta köprü açılacak. İşte ilk sayfada manşette muhteşem köprü için son 10 gün başlığı atılmış. Dünya durdu. Türkiye son sürat çalıştı. 1915 Çanakkale Köprüsü 4 yıl gibi rekor bir sürede tamamlandı. Ki pandemi sürecinde 2 yıl sayarsak Asya ile Avrupa'yı birleştirecek olan gerdanlık gün sayıyor diyor. Gelin haberimizde de detaylarına bir bakalım. 1915 Çanakkale Köprüsü'nde sona gelindi. Tarihi projenin temeli 18 Mart 2017 tarihinde atıldı. 1800 gündür mesai harcanan köprünün yapımında yaklaşık 5000 kişi çalıştı. Çanakkale Boğazı'nın iki yakasını birbirine bağlayacak olan projede artık son rötuşlar yapılıyor. Kınalı Çanakkale Otoyolu'nu da içinde kapsayan 1915 Çanakkale Köprüsü'nde artık rüzgar bariyerlerinin montajları devam ediyor. Son asfalt kaplamaları gövde bölümünde devam ediyor ve artık elektromekanik işlemlerine geçilen köprüde geri sayım başladı. 1915 Çanakkale Köprüsü'nün araç geçiş yolunu oluşturan tabliye blokları ise Bursa'daki tesiste üretildi. 1915 Çanakkale Köprüsü'nün dört ayağının üst ucuna yerleştirilecek olan ve Seyit Onbaşı'nın top mermisini simgeleyen bu replikalar bu tesiste üretiliyor. Üretim bittikten sonra açılış öncesinde köprünün dört ayağının üzerine yerleştirilecek. Top mermisinin bir replikası olduğu için bir özelliği var. Üç tane ayrı bir eğriden oluşmakta. Bu eğriyi yapmak için de bizim kendimiz yaptığımız kalıplar sayesinde bunu gerçekleştirmek bulundayız. İşte 15-20 gün sonra bu projeyi de bitirerek 105 ton üst yapı çeliğini bitirmenin gururunu yaşamış olacağız. Köprünün hizmete girmesiyle Lapseki Gelibolu arası seyahat süresi 6 dakikaya inecek. Tamamlandığında dünyanın en uzun orta açıklı köprüsü olacak projenin 18 Mart'ta hizmete girmesi planlanıyor. Şimdi bir de Yeni Birlik gazetesine bakacağız. Biliyorsunuz Mevlüt Çavuşoğlu'nun Dışişleri Bakanı'nın önemli görüşmeleri oldu ki son dönemde diplomasi trafiği uluslararası boyutta hız kazanmış durumda. Özellikle Ermenistan, İsrail gibi ülkelerle yeni bir dönemin kapısı aralanıyor. Ancak önemli mesajlar verilerek ve net çizgiler çizilerek işte onlardan bir tanesi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklaması Filistin pahasına olmaz. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu İsrail ile ilişkilerimizde atılacak herhangi bir adım, herhangi bir normalleşme bazı ülkelerin yaptığı gibi Filistin davası pahasına olmaz. Oradaki Filistin davasındaki pozisyonumuz her zaman nettir ifadesini kullandı. Aslında verilen mesajın da önümüzdeki süreçte neleri getireceğini de biraz olsun mesajını vermiş oldu. Şimdi bir de Hürriyet gazetesinden o haberi paylaşalım. Dünden bu yana hem bir yandan yüzleri güldüren paylaşımlar oldu bu konuyla ilgili hem de bir yandan aslında içerisinde çok fazla mesajı barındıran bir görüşmeydi. Şu fotoğraf karesi 5.7 metre koca bir masa. Masada masaymış ha başlığı atılmış. Putin-Macron görüşmesinde 5.7 metrelik dev masa çok konuşuldu. Akıllara ünlü şair Edip Cansever'in masada masaymış ha şiirini getirdi diyor Hürriyet gazetesi. Bu
görüşme için. Biliyorsunuz bu görüşmenin ardından Macron'un da mesajları olmuştu. Amacına ulaştığını, verimli bir görüşme olduğunu, Putin'i de bazı konularda ikna ettiğini söylemişti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de basın toplantısında Fransız bir gazetecinin Rusya ve Ukrayna gerilimine ilişkin sorusuna kızdı. Putin gazeteciye NATO ve Rusya arasında savaş mı istiyorsun diye sordu. Rusya ile NATO arasındaki bu savaşı istiyor musunuz? Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Fransız mevkidaşı Emmanuel Macron'la Ukrayna konulu görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı için kameraların karşısına geçti. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Putin, Fransız bir gazetecinin Rusya ve Ukrayna arasındaki gerilime ilişkin sorusuna ise sert karşılık verdi. Putin, Fransız gazeteciye, Rusya ve NATO savaşını istiyor musun dedi. Sana sormak isterim. Bu savaşı istiyor musun? Okurların, izleyicilerin Rusya ile NATO arasındaki bu savaşı istiyor mu? Rusya ve NATO'nun askeri gücünün kıyaslanamayacağını sözlerine ekleyen Putin, Rusya'nın nükleer bir süper güç olduğunu hatırlattı, olası bir savaşın kazananı olmayacağını söyledi. Nükleer süper gücüz. Savaşın kazananı olmaz. Akşam gazetesiyle devam edelim. Akşam gazetesinin ilk sayfasındaki haberin detaylarına bakalım. Dün ekrana taşımıştık İzmit'te yaşananları. Toplumsal duyarlılığın dozu kaçtı başlığını atmış gazete. Boşanmak üzere adliyeye giden bir çift, biliyorsunuz İzmit'te yolda kocası tarafından kadının darp edildiği ve kadının kısa süre baygınlık geçirdiği anlara ilişkin o görüntüler ve sonrasında da etrafta bulunan mahallenin kocayı feci şekilde dövdüğü olaya ilişkin haberin detayı var. Aslında gündemde olan bir diğer başlık ve her birimizi üzen, yaralayan bir başlık demek yanlış olmayacak. Kadir Şeker vakası daha. Kadir Şeker'i hatırlıyorsunuzdur. Aynı o olaya benzer bir olay Eskişehir'de yaşanıyor. Eşi ve kızını sokak ortasında bıçaklayan bir adam. Abdülkadir, soyadını buradan okuyamıyorum, Ahmadi, engellenirken bıçakla yaralayan Tolga Daşkıran tutuklanıyor. Aynı Kadir Şeker'de olduğu gibi. Kadir Şeker'de biliyorsunuz kadına şiddet olayına müdahale etmeye çalışıyor. Sonrasında da tutuklanıp cezaevine gönderiliyor. Tabii bu ve benzeri olaylar, işin içeriğini net olarak bilmesek de her birimizin aklına maalesef şunu getiriyor. Birçok taciz, tecavüz, cinayet zanlısı dışarıdayken buna müdahale etmek, yardım etmek isteyenlerin içeride olması da bir yandan elbette hem korkutucu hem üzüntü verici. Şimdi bir yandan da o gündemdeki diğer konuyu da aktaralım size. Avukat Şafak Mahmut Yazıcıoğlu cinayetiyle ilgili kilit isim Ali Yasağan ifadesi ortaya çıkmış durumda. Cinayette kullanılan silah Yeşilköy sahilinde kayalıklarda bulundu biliyorsunuz. Kayalıklara sakladığını itiraf etti. Ali Yasak, Kadir Yasak'la Şafak Mahmut Yazıcıoğlu'nun arasında geçen son diyaloğu da anlattı. Neler yaşandığına bir bakalım. Şafak Mahmut Yazıcıoğlu cinayetinde yeni gelişmeler yaşandı. Kilit isim Ali Yasak, cinayet silahını gizlediğini itiraf etti. 65 bin liralık alacak verecek tartışmasında arabuluculuk yapan avukat Şafak Mahmut Yazıcıoğlu, 27 Ocak tarihinde ortağı olduğu restoranda silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetmişti. Ya, cinayette kullanılan silahı Yeşilköy sahilinde kayalıkların arasına gizlediğini itiraf eden Ali Yasak, Kadir Yasak'la Şafak Mahmut Yazıcıoğlu'nun arasında geçen son diyaloğu anlattı. Kadir'le Şafak tartışırken ben Şafak'ı tutmaya çalıştım. O sırada silah patladı. Ben bu süreçte Şafak'ı dışarıya çıkarıp ambulansı çağırmak istedim. Olay silahı bendeydi. Boş poşete koyarak kayalıkların arasına gömdüm. Katil zanlılarından Seccat Yeşil hala yakalanamazken, adliyede işlemleri tamamlanan 16 şüpheliden 8'inin tutukluluğu devam ediyor. Ordu'da çakıl yüklü hafriyat kamyonu rampada duramayıp geri kayınca bir okulun arka bahçesine uçtu. Öğrencilerin o sırada derste olması ise olası bir facianın önüne geçti.
Freni boşalan hafriyat kamyonu okul bahçesine uçtu. Facianın eşiğinden dönüldü. Kazanın adresi Ordu. Çakıl yüklü kamyonun sürücüsü rampa çıktığı sırada karşısına bir araç çıkınca durmaya çalıştı. Freni tutmayan araç geri kayarak hızlandı. Ardından da istinat duvarına çarparak Altınordu Gazi İlk ve Ortaokulu'nun arka bahçesine uçtu. Kazada kamyon dorse üzerinde dikili kaldı, altında bulunan elektrikli motosikleti de ezdi. Kaza sırasında öğrencilerin derste olması facianın önüne geçti. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü ilk müdahalesinin ardından çevre hastanede tedaviye alındı. Kaza nedeniyle okulda eğitime bir gün ara verildi. Bursa'da ise servis minibüsüyle özel halk otobüsü çarpıştı. Kazada serviste bulunan bir öğretmen ve 6 öğrenci yaralandı. Tedaviye alınan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. Bazı cezaevleriyle ilgili hazırlanan rapor Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Hakları İnceleme Komisyonu'nda görüşüldü. Buna göre mahkumlardan milletvekillerine gelen şikayetlerin başında temizlikte kullanılan çekpas saplarının kısa olması yer aldı. Cezaevlerinde bulunan mahkumlar çekpastan şikayetçi. Meclis İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu bazı cezaevleriyle ilgili hazırlanan raporu görüştü. Toplantıda komisyona ve milletvekillerine gelen cezaevlerinden en çok şikayet edilen konular da gündeme geldi. Bu kapsamda mahkumlar temizlik için verilen çekpasların saplarının çok kısa olduğunu, eğilmek zorunda kaldıklarını ve temizlik yapmakta zorlandıklarını söyledi. Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürü Yunus Alkaç ise çekpas saplarının kısa olmasının nedenini anlattı. Genel müdürlüğün bir standardının olduğunu belirten Alkaç, mahkumlar arasında tartışmada çekpaslar silaha dönüştüğü için kısa saplı olanların tercih edildiğini söyledi. Toplantıda ücretsiz nakiller konusu da gündeme geldi. Alkaç, 17 Haziran 2021'de yapılan yasal düzenlemeyle artık çocuk yükümlünün isteğe bağlı naklinin tamamen ücretsiz olduğunu, yetişkinlerde ise ekonomik durumu olmayanların masrafının kamu tarafından karşılandığını söyledi. Cezaevlerinde diş ünitelerinin artırılması talebi de komisyon toplantısında dile getirildi. İstanbul'da boş bir arazide 4 gün boyunca yapılan kazıda Murat Kartal'ın cansız bedeni bulunmuştu. Kartal'ın öldürülmeden dakikalar önce kendisini götüren polisler arasında geçen konuşmaların ses kaydı ve görüntüleri ortaya çıktı. Cesedi boş arsaya gömülen Murat Kartal'ın ses kaydı ve görüntüleri ortaya çıktı. Sen silahtan dolayı mı sıkıntı yapıyorsun? Abi silahtan sıkıntı yapmıyorum ya. Silahtan kaldığım yer belli yani. Sıkıntı değil ama niye yani böyle arabada geziyoruz? Bilmem. Onu anlamıyorum yani, anladın mı abi? 1 Şubat'ta Büyükçekmece'de boş bir arazide yapılan kazı çalışması merak uyandırmış. 4 Şubat'ta ise o arazide Murat Kartal'a ait ceset bulunmuştu. Murat Kartal'ın öldürülmeden dakikalar önce sahte gözaltıyla hasımlarına teslim eden polis memurları Erdem Öntürk ve Fatih Erkut arasında geçen diyaloglar ve kamera görüntüleri ortaya çıktı. Sen silahtan dolayı mı sıkıntı yapıyorsun? Abi silahtan sıkıntı yapmıyorum ya. Silahtan kaldığım yer belli yani. Sıkıntı değil ama niye yani böyle arabada geziyoruz? Bilmem. Onu anlamıyorum yani, anladın mı abi? Kartal'ın polisler tarafından hasım olduğu Baybaşı'nın ailesinin fertlerine teslim edilmeden dakikalar önceki konuşmaları ses kaydına alarak ailesine attığı öğrenildi. Kocaeli savcısıyla görüşüp bize biz ifadesini alın der, bana da mevcutlu getirin der. Yani mevcutlu dediğim şu, ben göreceğim der. Soruşturma kapsamında aralarında iki polis memurunun da olduğu 7 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Şimdi bu görüntüler
Hindistan'dan ekrana gelecek. Hindistan'da Karnataka eyaletinde üniversitelere getirilen bir başörtü yasağı var. Bu yasak İslamofobik grupların saldırılarını daha da arttırdı. İşte onun örneğinin görüntüleri aslında bunlar. Hindu bir grup başörtülü bir öğrencinin okula girmesini engellemeye çalışıyor. Kadınsa o koca gruba tek başına direniyor. Dediğimiz gibi Hindistan burası. Kararı reddeden Müslüman bir öğrenci, ırkçı grup tarafından saldırıya uğruyor bu kadın. Ve geri çekilmeyi reddediyor. Gruba tek başına direniyor. Tepkisini gösteren öğrenci arkasını dönüp yürümeye devam etti. Irkçı grup saldırganlar sloganlar atarak başörtülü öğrenciyi taciz etmeye devam etti. Kulak asmayan, tepkisini gösteren o öğrenci okula girmeyi başardı. Farklı okullardaysa başörtülü öğrencilerin direnişi hala devam ediyor. Balıkesir'de Kaz Dağları'nın zirvesinde askeri noktada nöbet değişimine giden 17 askerle 4 kişilik yol ekibi yoğun tipide mahsur kaldı. Kurtarma çalışmaları devam ediyor. Dilerseniz hemen yeni saate başlamışken o kurtarma çalışmalarına dair notları ekranlarınıza getirmek için canlı yayın noktamıza uzanalım. O noktada ilk anından bu yana süreci takip eden isim, haber nöbetini tutan isim Vedat Sezer gelişmeleri aktarmak için de karşımızda olacak Balıkesir'den canlı yayında. Kolaylıklar dileyelim Vedat Sezer. Kurtarma çalışmaları hangi boyutta, nedir son durum, paylaşır mısınız lütfen izleyicilerimizle? Evet Aktan Uysal, Kaz Dağları Milli Parkı'nda Kaz Dağları Sarı Kız Tepesi'nde bulunan Hava Radar Kıta Komutanlığı'nda nöbet değişimi yapmak üzere bölgeye giden havacı askerleri taşıyan araçlar ve önlerinde kar temizleme aracı Büyükşehir Belediyesi'ne ait araçta 4 kişi nöbet değişiminden dönüşte 17 askerimiz o bölgede tipi ve kar yağışına maruz kalınca yol alamadılar ve mahsur kaldılar. Aslında salı ve cuma günleri nöbet değişimleri yapılan bölge Çanakkale Hava Radar Mevzit Komutanlığı'na bağlı ve o bölgeden bu bölgeye askerler sevk ediliyordu. İşte o nöbet değişimi yapıldıktan sonra Sarı Kız Tepesi'nin Tozluca ismi verilen ya da Bolluca ismi denilen noktada yaklaşık 1,5 metre kar yüksekliğiyle birlikte tipi ve fırtına etkili oluyor. Aslında Kaz Dağları'nda bir Sibirya iklimi var, onu hemen belirtmiş olalım. O noktada önde kar temizleme aracı olan Büyükşehir Belediyesi'nin 4 sivil personel, askeri araçlarda da 3 araçta ise 17 personel hareket edemeyince mahsur kaldılar. Dün akşam 7'den sonra bölgeye çok sayıda kurtarma ekibi gönderildi. Balıkesir Valiliği başta olmak üzere AFAD ve UMKE ekipleri de anında bölgeye sevk edildi. Çok sayıda iş makinesi hemen arkamdaki Kaz Dağları Milli Parkı yolundan 20 kilometre yukarıda olan bölgeye ulaştılar. Orada kar temizleme çalışmaları yoğun bir şekilde geceden bu yana sürdürüldü. Ve yaklaşık bir kilometreye yaklaşılmıştı. Şimdi ise Balıkesir Valisi Hasan Şıldak başından beri bu bölgeden hiç ayrılmadı. Ekip ve bürokratlarla birlikte ondan aldığımız son bilgiyi aktaralım. Artık askerlerimize ulaşmak an meselesi. Hemen şunu belirteyim. O bölgede mahsur kalan askerlerimize sürekli irtibat halinde bulundular. Telsiz ve telefonlarla bağlantılar kuruluyor. Herhangi bir problem ve olumsuzluğun yaşamadığını belirtelim. Ancak çalışmalar ne durumda diye soracak olursanız takviye araçlar geldi. Bursa'dan özel kar püskürtme aracı da o bölgeye ulaştı. Palet ambulanslar ve palet yol açar araçlarla birlikte çok sayıda iş makinesi, kepçe bölgeye ulaşmış durumda ve artık Tozluca bölgesine yani mahsur kalınan noktaya ulaşmak için çok kısa bir mesafe kaldığını belirtelim. Tabii bir taraftan da havadan da çalışmalar sürdürüldü. Özel bir helikopter havalandı ve bölgeye ulaşmaya çalıştı. Ancak o bölgede yoğun fırtına ve rüzgar ve tipi ve kar yağışı devam ediyor. 1,5-2 metrede kar yüksekliği olduğunu söyleyelim. O bölgeye erzak bıraktığını bilgisi ulaştı elimize. Şimdi ise eğer havada müdahale yapılacaksa İzmir 2. Anajet üstünde araçlar hazır bekletiliyor. Ama Balıkesir Valisi'nin söylediği notu hatırlatalım. Ulaşmak an meselesi de personelin sağlık durumu şu an için iyi. Biz de burada gelişmeleri takip ediyor olacağız Aktan Uysal.
Vedat Sezer'e kolaylıklar diliyoruz. Umarız kısa süre içerisinde iyi haberlerle karşımızda olacak. Havanın gündemine dair notları aktarırken Balıkesir'deki durumu paylaştık. Ama şimdi hızla sizi Mersin'e götüreyim. Mersin'de de çok çarpıcı görüntüler kayıtlara geçti. Şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. Kentte birçok binanın, ekranlara da geliyor, çatısı uçtu. Ağaçlar devrildi. Devrilen ağaçlar araçlara hasar verdi. Mersin'de dün gece yarısı zor geçti. Şiddetli fırtına nedeniyle sabah günün aydınlanmasıyla birlikte ortaya bu manzara çıktı. Birçok noktada çatıların uçtuğunu söyleyebiliriz. Ağaçlar devrildi. Hasar ve ortaya çıkan manzara ekranlarınıza yansıyor. Bilanço ile ilgili açıklamalar ilerleyen saatlerde gelecek. Elbette onları da sizinle paylaşacağız ama yurdun büyük bölümünde şiddetli yağış ve ona eşlik eden fırtınanın olduğu bilgisini de Mersin'den gelen bu görüntülerle sizlerle bir kez daha paylaşmış olduk. Konuyla ilgili aslında siyaset cephesinden de peşi sıra açıklamalar gelmişti. O açıklamalardan biri, hatırladım, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop'a ait böyle bir konu gündemde değil demişti. AK Parti cephesinden de Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'nın konuya dair ifadeleri var. Ama MHP lideri Devlet Bahçeli başka bir boyuttan yaklaştı. Eğer bu tartışma devam edecekse bir yasal düzenleme olabilir dedi. Yasal düzenlemenin de sinyalini verdi. Şimdi Ankara'ya gideceğiz. Bu yaşanan gelişmelerle ilgili süreci takip ediyor. Ankara'nın en deneyimli isimlerinden biri Tülay Ağaoğlu ve ayrıntıları aktarmak için de hazırlıklarını tamamladı. Kolaylıklar dileyelim ve ardından da nasıl bir süreç işleyecek? Bir yasal düzenleme olur mu yoksa gerek duyulmadan bu süreç takip edilecek mi? Nedir kulislere yansıyanlar Tülay Ağaoğlu? Paylaşır mısınız lütfen? Haktan Uysal, aslında tartışmanın fitilini Sabih Kanadoğlu ateşledi. Sabih Kanadoğlu daha önce verdiği bir demeçte Cumhurbaşkanı'nın tekrar aday olamayacağını iddia etti. Aslında hatırlanacağı gibi 367 tartışmalarının mimarıydı Sabih Kanadoğlu. İşte bunun üzerine tartışmalar başladı. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu önce böyle bir tartışma yaşanmayacağını yönünde mesajlar verdi. Sonrasında ise aday olamayacağını iddia etti. Kemal Kılıçdaroğlu da son açıklamasında. Tartışmalar devam ederken Meclis Başkanı Şentop şunu söyledi. Anayasanın ve yasaların net olduğunu söyledi. Yani Cumhurbaşkanı'nın aday olamaması gibi bir durumun kesinlikle söz konusu olmadığını ifade etti anayasaya göre. Hatta bu konuda da bir makale hazırladığını, akademik bir makale hazırladığını, bunu da yakında kamuoyuna açıklayacağını ifade etti Meclis Başkanı Şentop. Bilindiği gibi anayasa hukukçusu kendisi. Onun ötesinde dün Hayati Yazıcı ile görüştük. Genel Başkan Yardımcısı, o da bu tartışmaların aslında kafa karışıklığı yaratma amaçlı olduğunu ifade etti. Yani anayasaya göre zaten böyle bir tartışmaya mahal olmadığını söyledi. Başka AK Partililer de bu konuda konuştular. MHP'den de görüşler geldi. Asıl amacın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığını seçileceğinden eminler. Onun adaylığını engellemeye çalışıyorlar bu tartışmalarla şeklinde görüşler ifade edildi. Bu tartışmalar daha bir süre daha devam edeceği benziyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli gerekirse yasal düzenleme yaparız dedi, ancak yasal düzenlemeye daha anayasada bir değişiklik yapmak gerekiyor daha çok bu konuda. Yasal düzenleme konusuna girilmesi çok da beklenmiyor önümüzdeki süreçte. Ancak MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli şunu söylüyor. Bu tartışmanın çıkacağını önceden görüp bir anlamda ön almış oldu MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve ne gerekirse bu konuda yapılacağı mesajını verdi. Haktan Uysal. Tülay Ağaoğlu'na teşekkür ediyoruz. Bu tartışmalarla ilgili gelinen son durumu paylaştı ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın sağlık durumuyla devam edelim. Eşi Emine Erdoğan'la birlikte koronavirüs karantinası devam ediyor. Ama o esnada görüşmelerini de sürdürüyor. Bir program dahilinde son gelişmeler almak için canlı yayın noktamıza uzanalım. Haber nöbetini Mahmut Keşan tutuyor. Mahmut, kolaylıklar dileyelim. Detaylar için sözü sana bırakalım. Başkan Recep Tayyip Erdoğan hafta sonu koronavirüs
virüs test sonucunun pozitif olduğunu açıklamıştı ve o günden bugüne kadar da Kısıklı konutunda karantina süresini devam ettiriyor. Tabii ki çalışmalarını hız kesmeden de sürdürdüğünü söyleyebiliriz. Özellikle kabine üyeleriyle hem Türkiye'deki hem de dünyadaki gelişmeleri yakından takip ediyor. Ki zaten hatırlayacak olursak hafta sonu bu test sonucu pozitif çıkmadan önce bir Ukrayna ziyareti olmuştu ki orada çok önemli bir masada başlıklar vardı. Onları görüşmüştü Ukrayna başkanıyla. Ayrıca tabii ki o günden bugüne kadar da dediğimiz gibi bölgedeki son durumu da yine kabine üyelerinden takip ediyor. Bunun yanı sıra elbette Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın koronavirüs sürecinde doktorlar da sık sık kontrollerini gerçekleştiriyor ve önümüzdeki günlerde karantina süresi sona erecek. Elbette bir de test olacak ve o test sonucunda negatif çıkması sonrasında Ankara'da yoğun gündemini sürdüreceğini söyleyebiliriz. Biz Kısık'taki nöbetimizi sürdürüyoruz. Gelişme oldukça da aktarmayı sürdüreceğiz. Sıcak gelişmeye bir gözümüz o noktada demiştik. Kaz Dağları'nda yaşanan o kurtarma operasyonu devam ediyor. Mahsur kalanlara ulaşıldığına yönelik bir bilgi var. Bu sıcak bilgiyle ilgili ayrıntıları almak için telefon hattımızın diğer ucunda da Vedat Sezer bizi bekliyor. Hemen sözü Vedat Sezer'e bırakalım bu sıcak gelişmenin ayrıntıları için. Evet, Akdoğan'ı geride bıraktığımız dakikalarda yayında söylemiştik. An meselesi demişti Balıkesir Valisi Hasan Şıldak. Ama az önce gelen bir bilgiye göre de ekipler mahsur kalan 17 askerimizin içinde olduğu ve 4 de sivil personelin içinde olduğu araçlara ulaştı. Bilgisi geldi ve artık o noktada herhangi bir olumsuz olmadığı bilgisi de geldi ve bu içimizi rahatlatan bir haber oldu. Ancak tabii ki o bölgedeki yol açma çalışmaları ve araçların oradan çıkartılma çalışmalarıyla personelin tahliyesiyle ilgili çalışmalar planlama aşamasında ve şu anda hızlı bir şekilde o noktada ulaşılan askerleri ve personeli kurtarmak için ekipler seferber edilmiş durumda. Ancak bir gelen bilgi buradaki bizi de rahatlattı ve konu valiliğe ulaştırıldı. Balıkesir valiliği de dakikalar sonra bir yazılı açıklama yapması bekleniyor. Ancak şifahi bilgi olarak aktarabileceğimiz not, oradaki mahsur kalan Tozluca bölgesinde nöbet değişimi sonrası mahsur kalan askerlerimize ve sivil personele 16 saat sonra sağ salim ulaşıldı ve sağlıkları yerinde olduğu bilgisi de bize iletildiğini bildirelim ve takipte olacağımızı söyleyelim Hakan Uysal. Vedat Sezer'e teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz. İlerleyen dakikalarda umarız bulunduğu haberi paylaşıldı. O noktadan kurtarıldıklarını görüntüleriyle birlikte sizlerle buluştururuz. Devam edelim siyaset gündeminde. Bilecik Belediyesi'nde hatırlayacaksınız rüşvet alırken yakalanan CHP'li Başkan Semih Şahin'in baş danışmanı tutuklanmıştı. Rüşvet olayı Şubat ayı meclis toplantısının da gündemine geldi. AK Partili ve MHP'li meclis üyelerinin sert eleştirilerine bakın Semih Şahin ne yanıt verdi? Rüşvet aldınız doğru mu Saç Bey? Almış olduğunuz dolardan Beydebacı Semih Şahin bilgisi var mıydı? Sizin haberiniz olmadı. Olmayan da koşuşturma asker. O akşam orada bulunan her seferinde sizi bilgilendirmediğine inanmamızı beklemeyin bizden. CHP'li Bilecik Belediyesi'ndeki rüşvet çarkı meclis toplantısına damga vurdu. Yaşanan bu vahim durumun CHP yönetimi tarafından da adeta üstünün örtülmeye çalışılması, ne şiş yansın ne kebap mantığıyla hareket etmesi, yapılan içi boş basın açıklamalarıyla geçiştirilmesi Bilecik halkının aklıyla alay etmektir. Belediye Başkanı Semih Şahin'in baş danışmanı Selçuk Erdağ, belediye binasında bir müteahhitten 200 bin dolar rüşvet alırken yakalanmış ve ardından tutuklanmıştı. Tüm bu olaylara sebep olanları acilen istifaya davet ediyoruz. Her gün yeni bir ayrıntısına ulaşılan rüşvet skandalı belediye meclis gündemindeydi. Arkadaşımız olan çok iyi tanıdığınız, çok güvendiğiniz Selçuk Erdoğan'ı belediyenin her toplantısına katarak belediye başkanı yardımcılarınızdan daha yetkili bir hale getirerek aslında bu olayı yaşamazdı, izin veriniz. Baş danışmanı tutuklanan Semih Şahin eleştiri oklarının hedefindeydi. Ama o cevap vermek yerine susmayı tercih etti. Yargıya aksettirmiş, hiçbir konuda konuşmuyoruz. Burası belediye meclisi. Burası Sayın Başkan Ahmet abinin kahvesi, Mehmet abinin dükkanı değil. Rüşvet aldınız doğru mu Saç Bey? Almış olduğunuz dolardan Beydebacı Semih Şahin bilgisi var mıydı? Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati iki gün süren Londra temaslarında bankacı ve yatırımcılar ve üst düzey o yatırım şirketlerinin yöneticileriyle bir araya geldi. Toplantılarda enflasyonun geçici olduğu vurgusunu yaptı Nurettin Nebati ve Türkiye ekonomi modeli hakkında katılımcılara kapsamlı bir bilgilendirmede de bulundu. Orada
yabancı... Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, iki gün boyunca süren Londra temaslarında bankacı ve yatırımcıların üst düzey yöneticileriyle bir araya geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada görüşmelerde 18 varlık yönetim şirketi, 19 Uluslararası Kalkınma Bankası, ondan fazla özel sermaye, altyapı ve girişim fonuyla teknoloji şirketinin katılım sağladığı belirtildi. Toplamda 100'e yakın üst düzey yöneticiyle görüşmeler gerçekleştirildiği bilgisi verildi. Açıklamada yatırımcılar tarafından yoğun ilgi gösterilen toplantılarda Türkiye ekonomisinin görünümüne ilişkin değerlendirmelerin yer aldığı aktarıldı. Türkiye ekonomi modeli hakkında kapsamlı bilgiler verildiği ve önümüzdeki döneme ilişkin öngörüler üzerinde görüş alışverişinde bulunulduğu kaydedildi. Bakanlık tarafından paylaşılan duyuruda, Türkiye'nin dinamik üretim kapasitesi, güçlü büyüme performansı, sağlıklı kamu maliyesi, sağlam bankacılık sektörü ve düşük borçluluğuyla gerek bölgesinde gerek küresel çapta ön plana çıkan ve önemli bir potansiyel barındıran gelişmekte olan bir yıldız ülke olduğu toplantılarda vurgulandı. Ayrıca döviz kurlarında sağlanan istikrarla birlikte ülkemizdeki enflasyonun geçici olduğu da toplantılarda dile getirildi. Bankacı ve yatırımcılarla belirli periyotlarda iletişimin sürdürülmesi konusunda hemfikir kalındı ifadeleri yer aldı. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati de görüşmelere ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı. Nebati paylaşımında Londra'da ikinci gün programımızda yabancı fon yatırımcıları ve uluslararası banka yöneticileriyle görüşüyoruz. Türkiye ekonomi modelimizi açıklamaya ve detaylandırmaya devam ediyoruz değerlendirmesinde bulundu. İngiliz ekonomist Blue Bay Varlık Yönetimi Gelişen Piyasalar Kıdemli Stratejisti Timothy Ash'ten de Bakan Nebati'nin Londra temaslarına övgü geldi. Ash sosyal medya paylaşımında, Bakan Nebati Londra'da iyi iş çıkardı, çok hazırlıklı geldi. Türkiye'nin hikayesini pazarlamakta ve anlatmakta iyiydi dedi. Uzun yıllardır Türkiye ekonomisini yakından izleyen gelişen piyasalar uzmanı Ash, Bakan Nebati'nin yabancı sermayeyi hoş karşılayacaklarını ve sermaye kontrolünün asla masada olmadığını net bir şekilde söylediğini de aktardı. Dünya benzerini daha önce görmediği bu fotoğraf karesini konuşuyor. Çok uzun bir masanın bir ucunda Rusya Devlet Başkanı Putin, diğer ucundaysa ama gerçekten de diğer ucundaysa Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron bulunuyor. Masadaki mesafe, Putin'in o karşılamadaki tavrı, sonrasında ikilinin basın toplantısındaki Putin'in hareketleri çok konuşuldu, çok tartışıldı. Ve Fransa'da gündem Emmanuel Macron'a yönelik atılan bu adımlardı. Macron bu adımların karşısında görüntünün ötesinde önemli anlaşmalar imzaladık ifadesini kullandı. Ancak o da yeni tartışmaları beraberinde getirdi. Çünkü bu kez de Macron'un o açıklamalarına Rusya'dan öyle bir anlaşma yok yanıtı geldi. Görüşme masasının uzunluğu, Putin'in tavırları, verilen mesajlar derken, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Rusya ziyareti tartışılmaya devam ediliyor. Macron, Rusya'nın ardından Ukrayna'ya geçti. Devlet Başkanı Zelenski ile bir araya geldi, gündemde Rusya ziyareti vardı. Amaca ulaştık dedi. Benim için mesele tırmanışı önlemek ve yeni bakış açıları ortaya koymak için oyunu kilitlemekti. Bana göre bu amaca ulaşıldı. Macron konuşmasında sorunun çözümü için yeni çözümler bulunmalı dedi ama bunun nasıl olabileceğini söylemedi. Bir yandan Minsk anlaşmaları takip edilmeli, diğer yandan diyalog kapısı açık kalmalı. Yenilikçi çözümler bulunmalı, ortak anlayışlar sergilenmeli. Fransa Cumhurbaşkanı Kiev'de gazetecilere yaptığı açıklamada Putin'i ikna ettiğini ve artık gerilimin daha fazla tırmanmayacağını da iddia etti. Macron'a yanıtsa Kremlin sözcüsü Peskov'dan geldi. Peskov, Putin'in herhangi bir konuda söz vermediğini söyledi. Financial Times gazetesi ise iki liderin gerilimin düşürülmesi için bir anlaşma imzaladığını iddia etti. Ancak Rusya böyle bir anlaşmanın söz konusu bile olmadığını vurguladı ve Fransa'nın NATO'nun lideri olmadığını, bu yüzden de iki ülke arasında bir anlaşmanın olamayacağını kaydetti. Lider başka bir ülke diyerek ABD'yi işaret etti.
Peskov, Putin'in Ukrayna lideri Zelenskiy ile bir araya gelebileceğini söyledi. Ancak bunun için toplantının sonucunda ne olacağına dair bir anlayışa ihtiyaç var dedi. Batı'nın terörle ilişkisine dair çarpıcı bir gelişme, o gelişmeye dair de bir canlı yayın gerçekleştireceğiz. PKK-KCK terör örgütünün Suriye'deki uzantısı SDG Londra'da parlamentoya, Londra'daki parlamentoya sadece 1 kilometre uzaklıkta bir temsilcilik açtı. Canlı yayın noktamıza Londra'ya uzanacağız. Alparslan Düven gelişmeleri aktarmak için karşımızda. Kolaylıklar dileyelim ve sözü Londra'ya, Alparslan Düven'e bırakalım. Hak'tan teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Geçtiğimiz ay Londra'da PKK, KCK, PYD ve YPG terör örgütünün Suriye uzantısı, Suriye Demokratik Güçleri'nin siyasi kanadı, Suriye Demokratik Meclisi'ne ait Suriye Demokratik Yönetimi Meclisi Birleşik Krallık Temsilciliği İngiltere Parlamentosu'na 1 kilometre uzaklıkta kuruldu. İngiliz vatandaşı Suriye uyruklu olan Masoud Kasso ve Muhammed Mustafa isimli iki isim tarafından kurulan temsilciliğe nasıl izin verildiği ise hala akıllarda soru işareti olarak duruyor. Diğer yandan Masoud Kasso 2018 yılı Ağustos ayında Şırnak Habur Kara Hudut Kapısı üzerinden Türkiye'ye giriş yapmaya çalıştı belirtiliyor. Zira sosyal medya hesabından PKK, KCK, PYD ve YPG terör örgütünün propagandasını yaptığı tespit edilen Kasso, bunun üzerine ülkeye alınmadan sınır dışı edilmişti. Diğer yandan PKK, KCK, PYD ve YPG terör örgütüne ait SDM temsilciliğinin İngiltere parlamentosuna yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta kurulduğu göz önüne alındığında terör örgütü PKK'yı terör örgütü olarak tanımlayan İngiltere hükümetinin buna nasıl izin verdiği ise dediğimiz gibi hala merak konusu oldu ve önümüzdeki günlerde terör örgütüne destek verilmesi ve faaliyetlerine izin verilmesinin ileride İngiltere ve diğer ülkeleri de zor duruma sokacağı da tahmin ediliyor. Ayrıca PKK İngiltere'de bir terör örgütü olarak tanınıyor diyelim ve sözü tekrar sana bırakalım. Ajans bugün aranın ardından devam ediyor. Sıcak gelişmeyi Türkiye'ye ilk Veda Sezer duyulmuştu. Balıkesir'de Kaz Dağları'nın zirvesinde mahsur kalanlara ulaşıldığı bilgisini vermişti. Veda Sezer telefon hattımızın diğer ucundaydı. Şimdi görüntülerle birlikte canlı yayın noktamıza uzanacağız ve ayrıntıları sizlerle buluşturacağız. Nefesler tutulmuş, iyi bir haber bekleniyordu. O iyi haber geldi ve şimdi bir kez daha o iyi haberin ayrıntıları için sözü Veda Sezer'e bırakalım. Nedir durum Veda Sezer? Mahsur kalanlar ulaşıldığı bilgisini aldık ama ne zaman gelecekler? Sağlık durumları nasıl? Son bilgileri paylaş lütfen izleyicilerimizle. Evet Aktan Ünsal, önce şuna başlayalım. Mahsur kalan askerlerimize ve 4 sivil personele ulaşıldı. Sağlıkları da oldukça iyi bilgisi de geldi. Şu anda tahliye işlemleri başlatıldı. Biz de Kaz Dağları Milli Parkı giriş kapısındayız. Kameraman arkadaşımdan rica edeyim. Şu anda bu yoldan giriş yapacaklar ve az önce UMKE'ye bağlı ambulanslar da bu yoldan geçerek onları karşılamak için hazırlıklarını yapacaklar. Dün akşam saat 17 sularında mahsur kalmışlardı. Sarıkız mevkisi. Ardından kar tipi fırtına o bölgede hiç eksik olmamış. Bir taraftan da tüm bölgelerde, tüm ekiplerde bölgeye sevk edilmişti. Ta ki ilk andan itibaren Balıkesir Valisi Hasan Şıldak bizzat kendisi bu noktaya girerek başından bu yana koordinasyonu sağlamıştı ki AFAD, UMKE ve tüm ekipler bölgeye sevk edilmişti. Ve sabah saatlerinde Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan da bir helikopter bölgede keşif uçuşu yaparak noktayı tespit etmişlerdi. Ama sürekli irtibat halindelerdi ve o bölgeden hep sıcak taze haberler de geliyordu. Sağlıkları iyi olduğu yönünde haberler geliyordu. Ancak tabii ki bulundukları noktada 1,5-2 metre yüksekliğinde kar kalınlığı ile birlikte tipi ve rüzgar çok etkiliydi. Ancak dediğimiz gibi Balıkesir Valiliği ve diğer bağlı ekipler, AFAD, UMKE ekipleri ve çok sayıda iş makinesi bu noktadan sevk edilmişti. Yaklaşık bulunduğumuz yerden 20 kilometre yukarıda, yani 1726 metrelik rakımda bulunuyordu o mahsur kalan askerlerimiz. Ve onların yol açma çalışmalarına katılan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin aracındaki 4 sivil personel. İşte az önce, dakikalar önce bilgi gelmişti ve bunu Balıkesir Valisi Hasan Şıldak da doğruladı. Mahsur kalan askerlerimize ve personele ulaşıldı ve artık o ulaşıldı.
ulaşma 16 saat ardından da ulaşmanın ardından da tahliye işlemleri başlatıldı. Şu anda askerlerimiz tamamı ve sivil personel tamamı araçlara alınarak bulunduğumuz noktaya getirilecekler ve ambulanslar da bu noktadan ileriye gitti ve onları orada karşılayacaklar ve derhalde en yakın sağlık kuruluşuna götürülecekler. Ama hepsinin de sağlık durumunun oldukça iyi olduğunu belirtelim ve artık dakikalar sonra mahsur kalan askerlerimizin bu bölgeye gelişi tanık olacağız diyelim. Sözü buradan sana bırakalım Aktan Uysal. Eda Sezer'e teşekkür ediyoruz. Sıcak bilgileri bir kez daha Türkiye ile paylaştı. İyi haberi de böylelikle ekranlarınıza getirmiş olduk. Sıcak gelişme demiştik. Bir sıcak gelişmeyle daha devam edelim. İstanbul'da Fatih'te tarihi surlardan bir parça koptu. Ekibimiz de hemen o noktaya ulaşmış durumda, ayrıntıları aktarmak için. Kübra Kılıç karşımızda. Kübra, kolay gelsin. Nedir son durum? Hangi bölgede bulunuyorsun? Paylaş lütfen izleyicilerimizle. Teşekkür ederiz. Evet, şu anda 2000 yıllık tarihi surlarda büyük bir kopma meydana geldi. Kameraman arkadaşım Ahmet Işık'la birlikte şu anda araçların Edirne Kapı yönüne giden istikamette gördüğünüz gibi gösteriyor kameraman arkadaşım da. Büyük bir kopma meydana geldi. Yol kontrollü bir şekilde trafiğe kapatıldı kapatılmadı aslında. Kontrollü bir şekilde şerit çekildi ve polisler eşliğinde vatandaşlar karşıdan karşıya geçiyor. Araçlar ilerlemeye devam ediyor. Gördüğünüz gibi bu kopmanın nedeni olaraksa dün Balkanlardan gelen soğuk hava dalgası nedeniyle büyük bir yağış meydana gelmişti İstanbul'da. Bu yağıştan dolayı surun çok fazla ıslandı. Bu nedenden dolayı da bu parçanın koptuğu bilgisine ulaştık. Allah'tan ki bir can kaybı yaşanmadı o anda. Can kaybı da yaşanmadı. Yaralanma da olmadı. Herhangi bir araçla hasar almadı. Şu anda zaten ekipler hemen çalışma başlattı. Görüyorsunuz, hemen etrafını kapatarak bu parçayı buradan alacaklar ve yolda aynı şekilde trafiğe açık bir şekilde devam ediyor diyelim. Ve buradan aktaracağımız gelişmeler şimdilik bu kadar. Sözü size, merkeze bırakalım. Kübra'ya teşekkür ediyoruz. Havanın gündeminden notlarla devam edeceğiz. Günlerdir aslında uyarılar yapılıyordu. Türkiye Balkanlardan gelen soğuk havanın etkisi altında ve şimdi Kars ve İzmir aslında yan yana geldiğinde sizi de şaşırtacaktır elbette, ama İzmir'de kar yağışı var, hatta tipi var. Seferihisar'da eminim alışık değil, o yüzden de çok fazla bekletmeyelim. İzmir'e gidelim, kar yağışı devam ediyor. Detaylar için sözü Seferihisar'a bırakalım. Teşekkürler Aktan, sen de İzmirlisin, bilirsin İzmir'in havası hiçbir zaman belli olmuyor. Yarın 9 öbür günde tabii vatandaşlar da burada bizi de hedef aldılar. 14 derece kadar yükselecek ama şu anda bir kar yağışı var. Sabah saatlerinde ilk saatlerinde itibaren kar yağışı başladı ve şu anda İzmir Manisa yolu üzerindeyiz ve burada da oldukça etkili bir kar yağışı var ve sabahın ilk saatlerinden beri devam ediyor bu kar yağışı ve akşam saatlerinde başladı. Peki devam edecek mi? Onu da belirtelim. Öğleden sonra bitecek ve biraz azalmaya başladı ama öğleden sonra bitecek. Dediğimiz gibi İzmir'de akşam saatlerinde başlamıştı. Yağmurla başladı. Yüksek yerlerde, Bornova'nın da yüksek yerlerinde, şu anda Sabancı ve İzmir yolunda da kar yağışı birçok noktada var. Ama İzmir'in yüksek yerlerinde aylar sonra İzmir'e kar düştü diyebiliriz. Evet, kameraman arkadaşım İsa Mustafa Eraslan şu anda İzmir Manisa Sabancıbeli mevkiinde size gösteriyor. Buradaki vatandaşlar da ilk tabi İzmirliler alışkın olmadıkları için karı gördüklerinde burada durup kar topu oynama zevkini yaşıyorlar. Ama dediğimiz gibi kar yağışı devam edecek mi? Hayır. Hava sıcaklığı yükselecek. Yarın İzmir'de 9 ve Cuma günü 14 olacak. Yani buralarda kar kalmayacak. Onu da buradan belirtelim. Toparlamak istersek Aktan Uysal, dediğimiz gibi İzmir'de uzun zamandan sonra bir kar yağışı bekleniyordu geçen haftalarda ama bu sabah saatlerinde başladı. Etkili de oldu. Şunu da belirteyim, altını çizeceğim. Burası İzmir Manisa yolu ve kapanmadı. İlk kez kapanmadı. Neden kapanmadı? Sabancıbeli tünelleri açıldığı için İzmir Manisa yolu ilk defa artık kapanmıyor. Kazalarda minimum seviyeye indi diyelim. Sözü tekrardan İzmir Manisa'dan yolundan sana bırakalım. Teşekkür ederiz Sefer Elçi'ye. Sözü alalım ve Sefer'de yayından sonra eminim o kartopu yarı atılan noktaya dönecektir. O eğlenceye katılacaktır. İzmir'deki manzarayı da sizlerle buluşturmuş olduk. Erzurum'a gideceğim şimdi. Erzurum'da trafik polisi hacizli olduğu belirlenen bir taksiyi durdurdu. Kaçmaya çalıştı şoför. Polisi 15 metre sürükledi. O anlara dair gelişmeleri, görüntüleri ve sonrasını hemen ekranlara getirelim.
Görüntüler ekranlarınızda Yakutiye'den geliyor, Erzurum'dan. Trafik polisi Nurullah Dadaş hacizde olan taksiyi durdurdu. Polis işlem yaptığı sırada taksinin şoförü kaçmaya çalıştı. Dadaş da aracı durdurmak istedi. Şoför eli emniyet kemerine sarılan trafik polisini tam 15 metre sürükledi. Yaralanan polis hastanede tedavi altına alındı. Durumunun iyi olduğu bilgisini de paylaşalım. Kaçan şoförse bir süre sonra yakalandı. O anlara dair görüntüler bir kez daha ekranlarınıza geliyor. Yaşananlar ve sonrası. Erzurum'dan İstanbul'a döneceğiz. İstanbul'da Silivri'de bir kişi aralarında miras anlaşmazlığı bulunduğu ileri sürülen kardeşini ve onun eşini silahla vurarak öldürdü. Kurşunların hedefi olan çift olay yerinde hayatını kaybederken cinayet zanlısı abisi gözaltına alındı. 5 tane polis ekipleri arıyor. Kardeşler arasındaki kavgada kan aktı. Bir kişi kardeşini ve yengesini gözünü kırpmadan öldürdü. Olayın adresi İstanbul Silivri. İddiaya göre kardeşiyle miras yüzünden husumetli olan bir kişi kardeşinin evine gitti. İki kardeş arasındaki tartışma kısa sürede büyüdü, kavgaya dönüştü. Taraflar arasında tansiyon giderek yükseldi. Öfkeli ağabeyi eline aldığı tabancasıyla kardeşine ve yengesine ateş etmeye başladı. Vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan karı koca kanlar içinde yere yığıldı. O sırada silah seslerini duyan mahalleli durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Yapılan incelemede çiftin hayatını kaybettiği belirlendi. Cinayet zanlısı gözaltına alındı. Yaşanan aile içi dehşetin asıl nedeni olaya ilişkin soruşturmayla netlik kazanacak. Bursa'ya gideceğiz. Bursa'da 3 hırsız girdikleri iş yerinden çelik kasayı ve değerli eşyaları alıp kaçtı. Polis zaman kaybetmeden hırsızların peşine düştü. Hırsızlar çelik kasayı açmaya çalışırken bakın nasıl yakalandı. Araç burada sen. Çaldıkları çelik kasayı patlatmaya çalışırken böyle yakalandılar. Üç hırsız Bursa'da bir matbaaya girdi. Açamadıkları çelik kasayı sırtlayıp götürdüler. Yanında bilgisayarla post makinesini de çaldılar. Kendilerini kayda alan güvenlik kamerasına söken hırsızların görüntü kaydından haberi yoktu. İş yeri sahibinin şikayeti üzerine polis erken davrandı. Eşkalini belirledikleri hırsızların izini sürdü. Üç hırsız bir arazide çelik kasayı açmaya çalışırken suçüstü yakalandı. Mağdur iş yeri sahibi çalınan eşyalarına kavuştu. İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un açıklamaları var. İstanbul'da düzenlenen Ekonomi Finans Muhabirliği Programı'nın açılışında açıklamalarda bulundu. İletişim Başkanı, Türkiye'nin Başkan Erdoğan liderliğinde her türlü vesayeti bertaraf ettiğini hatırlattı. Dün nasıl medya vesayetini bertaraf etmişsek bugün de bertaraf edeceğiz dedi. Bu süreçte en fazla manipülasyona uğrayan, yalana maruz kalan alanların başında da sizlerin alanı ekonomi geliyor. İletişim Başkanı Fahrettin Altun İstanbul'da düzenlenen Ekonomi Finans Muhabirliği Eğitim Programı'nın açılışında önemli açıklamalarda bulundu. Ekonomi üzerinden yürütülen manipülasyona dikkat çeken Altun, en fazla algı operasyonunun da bu alanda yapıldığını söyledi. Çarpıcı açıklamalarda bulundu. Türkiye ne zaman ayağa kalksa, kalkınma hamlelerinde bulunsa, ekonomisini güçlendirse, milletin refahını ve huzurunu arttırsa, bu ülkenin büyümesine ve gelişmesine tahammül edemeyenler yahut da çıkarları zarar görenler hemen devreye giriyor. Bu süreçte en fazla manipülasyona uğrayan, yalana maruz kalan alanların başında da sizlerin alanı ekonomi geliyor. Fahrettin Altun ekonomik veriler üzerinden yürütülen algı çalışmalarına da değindi. Ekonomik verilerin algı operasyonları için çarpıtılmasına, dezenformasyona dayalı içeriklerin kamuoyuna haber diye sunulmasına, böylece ekonomik ve toplumsal hayatımızda tahribat oluşturulmasına ne yazık ki ülkemizde sıklıkla şahit oluyoruz. Altun, Türkiye'nin son 20 yılda Başkan Erdoğan önderliğinde demokratik, siyasal alana yönelik vesayeti bertaraf ettiğini de söyledi. Türkiye, son 20 yılda Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde
demokratik, siyasal alana yönelik her türden vesayeti bertaraf etmiştir. Buna medya vesayeti de dahildir. Dün nasıl ki bu medya vesayeti tam anlamıyla bertaraf edilmişse, bugün de bu medya vesayeti her nereden gelirse gelsin bertaraf edilecektir. Bağımlılığa dayalı küresel ekonomik düzene ve onların içindeki uzantılarına karşı ekonomik bağımsızlık mücadelemizi biz kararlılıkla Cumhurbaşkanımızın liderliğinde başarıyla sürdürüyoruz. Siyaset gündeminde bir tartışma var. Başkan Erdoğan'ın 2023'teki adaylığı ile ilgili eski meclis başkanı ve Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Cemil Çiçek'ten de konuya dair mesajlar var. Yayınımıza katıldı Cemil Çiçek ve Sayın Erdoğan 2023'te hukuken aday olabilir dedi ve ekledi. Paylaşalım. ...2007'deki 367 krizinin mimarı ve E-Muhtara'ya giden sürecin hazırlanmasında öncülük eden Yargıtay Onursal Başkanı Sabih Kanadoğlu, 2023 seçimleri öncesi yeniden devreye girdi. Erdoğan'ın referanduma gitmeden aday olamayacağını ve referandumun da gündemde olmadığını söyleyen Sabih Kanadoğlu, Erdoğan'ın üçüncü kez aday olması mümkün değil dedi. Geçmişte olduğu gibi bugün de siyasi istikrarı hedef alan Kanadoğlu'nun açıklamalarına eski Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı İstişare Kurulu üyesi Cemil Çiçek tepki gösterdi. A Haber'e özel açıklamalarda bulunan Çiçek, Sayın Erdoğan hukuken aday olabilir dedi. Başlatılan tartışma hukuki değil siyasidir. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi yeni bir sistem. Sayın Erdoğan'ın 2023'te veya daha önce yapılacak bir seçimde aday olmasına hukuken bir engel yoktur. Cemil Çiçek tartışmaların yıpratıcı olduğunu söyledi. Kararı verecek olanın YSK olduğunu belirtti. Zamanı gelmeden tartışma başlatmak kurumları ve şahısları yıpratır. Bu doğru değildir. Kararı verecek olan tartışmaları yapan değil, Yüksek Seçim Kurulu'dur. Siyaset gündemi oldukça yoğun. O başlıkları değerlendireceğiz. Çok kıymetli konuklarım var. Bu gelişmede ilerleyen dakikalarda değerlendireceğimiz başlıklar arasında olacak. Türk Medya Ankara temsilcisi Melik Yiğitel bizlerle birlikte. Efendim hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar, hoş bulduk. İyi yayınlar. Teşekkür ediyoruz. Gazeteci Murat Özer bizlerle birlikte. Efendim hoş geldiniz yayınımıza. Ve iki değerli konuğumun müsaadesiyle önce Ağrı'ya gideceğim. Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan bizlerle birlikte. Efendim hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. İyi yayınlar size ve konuklarınıza. Saygılar, selamlar. Teşekkür ederiz. Bizden de saygılar, selamlar size ve tüm Ağrı'ya. Sizinle başlamak isterim. HDP'den bir çağrı var. Özellikle faturalar üzerinden bayrakların, flamaların olmadığı bir sokak çağrısıydı bu. Bazı illerde de yaşanan gelişmeleri takip ettik. Ağrı'da durum ne? Sizin bu konuya dair yorumlarınız ne yönde olur? Dilerseniz önce bununla başlayalım. Sonra diğer konuklarımla da bu konuyla ilgili görüşlerini almak üzere yayınımı sürdüreceğim. Buyurun efendim. Tabii ki bu çok önemli bir konu. Daha önce bu olaylar olmadan önce de ben gerekli yerlere gerekli bilgileri vermiştim. Ağrı'nın Doğu Beyazıt ilçesinde, Ağrı merkezde değil, Doğu Beyazıt ilçesinde elektrik faturaları üzerinde bir yürüyüş yapıldı. Elbette ki elektrik faturaları çok yüksektir. Hayat pahalılığı vardır. İnsanlarımızın canı acıyor. Bunu inkar edecek halimiz yok. Dünyaya baktığımızda, dünyanın krizine baktığımızda, pandemiye baktığımızda Türkiye'de de bu anlamda faturaların yüksekliği herkes tarafından biliniyor. Yani 1 lira gelen fatura 3 lira gelmeye başladı. Bu konuda bizim hiçbir şeyimiz yok, sözümüz yok. Çare bulacağız. Hükümetimiz, devletimiz bu anlamda gerekli çalışmaları yapıyor, yapmak zorundadır. Fakat bunun altını iyi irdelemek lazım. Gezi'de nasıl ki mesele 3-4 tane ağaç değilse, özellikle Doğu Beyazıt özelinde ayrı bir konu var. Onu müsaadenizle değerlendirmek istiyorum. Çünkü bu HDP'nin bildirisiyle bağlantılı bir durum. Türkiye genelinde de bunun üzerinde bir çalışma, bir manipülasyon yapılıyor. Şimdi önce Doğu Beyazıt özeline bakayım. Doğu Beyazıt'ta yürüyüşe katılan insanlarımız elbette ki iyi niyetli, elektrik faturalarını özel şirketlerin halka yapmış oldukları bazı olumsuzlukları protesto etme hakları vardır ve bunu da yapmışlardır. Ama bunun altında çok önemli iki nokta vardır. Bir, Kandil yerle bir oluyor. Kandil artık yok oluyor. İkinci bir Kandil için 2 senedir, 3 senedir uğraşan PKK ve uzantıları Ağrı'nın hemen sınırının öbür tarafında İran'ın içinde
Mako Dambat kampını faaliyete geçirmek istiyorlar. Dolayısıyla bütün PKK güçlerini oraya kaydırıyorlar. Bizim hükümetimiz, devletimiz, güvenlik güçlerimiz orada çok büyük tedbirler alıyorlar. Duvarlar örüldü İran'ın karşı çıkmasına rağmen. 3000 ağrının, 3500 ağrı dağının yükseklik bir yerinde karakol kurulmaya başlanıyor. Dolayısıyla orayı ikinci bir Kandil yapmak isteyen PKK'nın Ermenistan'la birleşmek isteyip o koridoru aşmak isteyen PKK'nın önünü kapatmaya yönelik büyük güvenlik hamlesi var. Tam da bu sırada, bu dönemde bütün bu olayları... Bir virgül koyalım, Balıkesir Valisi'nin açıklamaları var. Yine askerlerimize ve karayolu ekiplerine ulaşılmıştı. Hemen sözü Balıkesir Valisi'ne bırakalım. Altında özellikle AFAD Başkanlığımızın destekleriyle, katkılarıyla bugün saat 11.15 sularında bütün personelimize, hem 17 askeri personelimize hem de 4 belediye çalışanımıza sağlıklı bir şekilde ulaşmış olduk ve şu anda an itibariyle onların nakillerini sağlıyoruz Edremit ilçemize. Hepsinin sağlık durumu iyi. Bu müjdeli haberi de sizler vasıtasıyla duyurmuş olduk. Çalışmalar gayet iyi bir koordinasyon içerisinde. İçişleri Bakanlığımızın da sürekli bilgilendirilmesi suretiyle iyi bir işbirliğiyle, kurumlarımızın destekleriyle gerçekleşti. Büyükşehir Belediye'miz, ilçe belediye'miz, AFAD Başkanlığımız, AFAD ve jandarmamızın özellikle arama kurtarma ekipleri, Sağlık Müdürlüğümüz, Milli Parklar Bölge Müdürlüğümüz, bütün çalışanlarımız, bütün buradaki kamu birimlerimiz iyi bir koordinasyonla yoğun bir çalışma sarf ettiler ve olabildiğince kısa süre içerisinde yoğun kış şartlarının hüküm sürdüğü 1750 metre rakımlı Kaz Dağları'nın zirvesindeki personelimize ulaştık. Bizi memnun eden süreç tabii ki sonucun güzel olması, sağlıklarıyla onlara ulaşmış olmamız, onları aileleriyle, çalışma arkadaşlarıyla buluşturacak olmamız. Bu vesileyle ben tekrar bütün personelimize geçmiş olurum. Dikkatli olmak gerekiyor. Ve anlık başlayan yağışlar, yani bakın burası 200 metre, 300 metre rakımda bir nokta. Kaz Dağları Milli Parkımızın giriş noktası. Günlük güneşlik bir hava var ama yukarıda tipi fırtına, kar yağışıyla karşılaşıyorsunuz. Personelimizin bu zor durumundan başarılı bir çalışmayla kurtarılmış olmaları bizleri de son derece memnun etti. Ben tekrar geçmiş olsun diyorum. Peki Sayın Valim, gece hava sıcaklığı -25 derecelerdeydi o bölgede. Geceyi nasıl geçirdiler? Herhangi bir yiyecek içecek erzakları var mıydı personelin? Gece kısmi olarak tabii yanlarında bulunduğu kadarıyla, ancak araçları çalışır vaziyetteydi. Yakıtları yeterli oldu. Bu da Allah'ın bir yardımıyla bizim onlara ulaşmamıza kadar olan sürede onların sıcak ortamda bulunmalarını sağladı. Ve hiçbirinde ilk belirlemelere göre herhangi bir sağlık sorunu yok, Allah'a şükür. En kısa sürede de onları ilçemizde sağlık taramasından da geçireceğiz. Sayın Valim, infak kaçta geldi tam olarak? Kaçta başladı? 19.12. 19.12. 16 saat oldu. Evet, yaklaşık olarak. Peki şu anda konum olarak valim neredeler acaba? Gelmek üzere bir saat oldu galiba. Yaklaşık bir saat içerisinde burada bekliyoruz kendilerini. 25 kilometre civarında bir yol kat edilecek. Tabii kısmi olarak açılmış bir yol. Kar şartları hala hüküm sürüyor. Ama kısa süre içerisinde onlara ulaşmış olacağız tekrar. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. Balıkesir Valisi'nin açıklamalarını canlı olarak ekranlara getirdik. İyi haberleri paylaştı. Bir saat içerisinde de yine gelişmelerle ilgili görüntülü bir şekilde mahsur kalanları sizlerle buluşturacağız. Onu anladık paylaşımlarından. Sağlık durumlarının iyi olduğu bilgisi de oldukça önemliydi. Bir virgül koymuştum Savcı Sayın'ın değerli açıklamalarına ve bu sıcak gelişmeyi paylaşmıştık. Sonrasında özür dileyerek sözü bir kez daha iade edeyim. Kaldığı noktadan devam etmesi için Savcı Sayın'a. Ben de bütün Ağrılı hemşehrilerim adına Balıkesir'deki askerlerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Dediğim gibi Haktan Bey, Ağrı'daki, Doğu Beyaz'daki olay çok farklı bir olaydır. Vatandaşları suçlamak adına bir şey söyleyemeyiz. Ama iyi niyetli vatandaşlarımızın içine sızmış, orada önemli uluslararası istihbarat örgütleri var. Zaten akabinde hemen HDP'nin bildirisi de bunu doğruluyor. Dikkat ederseniz 3 nokta çok önemli. Gaziantep, Ağrı, Doğu Beyazıt ve İzmir.
Bunların buradaki yapıları iyi incelemek lazım. Hem Suriye açısından, hem Yunanistan açısından, hem de İran açısından. Bizim Ağrı'daki olayı bizim çok iyi, arka planı çok iyi okumamız lazım. Orada dediğim gibi Maku Dambat kampını faaliyete geçirmek isteyen ve bizim askerlerimizin müsaade etmemesi için, etmemesi ve İran'ın bu anlamda bize karşı hasmane bir tutum içerisinde bulunması, PKK'ya destek vermesi, o Doğu Beyazıt olayının altında arayabiliriz. Orada bir karışıklık, halkı o anlamda manipüle etmek için uğraşan güçler var. Bunu iyi irdelemek lazım. Yoksa orada 3-5 tane vatandaşımızın iyi niyetten elektrik faturalarını protesto olayı olarak görürsek bence biz fotoğrafın büyüğünü kaçırmış oluruz. Bu anlamda bizim mutlaka hükümetimiz, devletimiz, güvenlik güçleri, istihbarat güçlerimiz gerekli bilgilere sahiptirler. Bütün Türkiye'deki vatandaşlar da bunu iyi anlasınlar. HDP'nin bildirisiyle bunu birleştirsinler ve Türkiye'nin başına elektrik zamları üzerinde onu bahane ederek, faturaları bahane ederek, iyi niyetli vatandaşlarımızın tutumunu da bahane ederek, biraz önce belirttim Gezi'deki ağaç olayı gibi, Türkiye'de bir karışıklık, bir olay çıkarmak istiyorlar. O hat Ermenistan, İran, o hat çok önemli, PKK için çok önemli. Güvenlik güçlerimiz Kandil'i yerle bir ettiler. Orada nefes alamıyorlar. Son dönemde Barzani ile de anlaşamadıkları için orada bir koridor da kuramıyorlar. Dolayısıyla olayı böyle değerlendiriyorum. Yani bu olay saf bir elektrik protesto olayı değildir. Elektrik faturaları yüksektir. Vatandaşlarımızın önemli bir kısmı iyi niyetle, haklı bir şekilde protesto hakkına sahiptirler. Fakat altında İran istihbaratı, PKK güçlerinin karışıklık yapma niyetleri ve organizeleri vardır. Ben hem Doğu Beyazlı kardeşlerime telkinde bulunmak istiyorum. Dikkatli olsunlar, oyuna gelmeyelim. Bu zamı en kısa zamanda çözebilecek tedbirler Cumhurbaşkanımız tarafından alınacaktır. Ama biz ülkemizi kaybettikten sonra belki şimdi 2 saat elektrik kesintisi yaşayacağız. O zaman belki de hiç elektrik kullanamayacağız. İnşallah bu anlamda vatandaşlarımız gerekli tedbirlerini almışlardır. Teşekkür ediyoruz Savcı Sayan. Hem görüşleriniz hem değerlendirmeniz için, sizin yorumlarınız dışında iki değerli konuğumun da yine bu başlıkla ilgili görüşlerini almak isterim. Ankara'ya gidelim. Türk Medya Ankara temsilcisi Melik Yiğitel bizlerleydi. Bir kez daha hoş geldin diyelim ve ardından da bu konuya dair yorumlarını almak isteriz Melik Yiğitel'den. Buyurun efendim. Şimdi Sayın Başkan'ın uyarıları çok önemli. Biz Başkan Bey'le birlikte cumartesi günü de İstanbul'da bir başka yayındaydık birlikte. Orada da uyarılarını yaptı. O anlamda hani hakkını teslim etmek lazım. Orada bunların çok masumane olmadığı, buna dair çok ciddi tespitleri olduğunu, bu işin bahane edilerek, ama burası çok önemli, saf, masum olan bir tane farkında olmadan kendini bir oyunun içinde bulabilecek ağrıları da uyarmıştı. Dolayısıyla Sayın Başkan söylediği çok önemli. Yani sokak hareketleri tıpkı işte Gezi sürecindeki gibi bir masum bir sembol üzerinden, bir ağaç üzerinden. Şimdi yine böyle masum bir sembol üzerinden, elektrik üzerinden falan, ama daha sonra bunu kontrolden çıkacak şekilde bir sokak hareketine dönüştürme gibi bir proje olduğunu anlıyoruz. Yani bu oldukça tehlikeli ve riskli. Tabii Sayın Başkan'ın bu konudaki erken uyarısı ve ilgili birimlere bunu da erkenden bildirmesi de ayrıca kayda değer ve önemli bir nottur bence. Teşekkür ediyoruz ve Murat Özer'in de görüşlerini almak isteriz. Aynı başlıkla ilgili. Buyurun efendim. Elektrik faturalarıyla alakalı milletimizin hassasiyetinin gerçekçi bir hassasiyeti olduğuna katılıyorum. Biz de aynı şekilde faturaların, hem doğalgaz hem de elektrik faturalarının çok yüksek geldiğini biliyoruz, düşünüyoruz. Ve ben de doğru bulmuyorum. Bunun da bir an evvel düzenlenmesi gerektiğini düşünüyorum. Fakat Sayın Başkanımızın ifade ettiği husus gerçekten çok önemli. Kandil uzun bir süredir zaten Türkiye'de sokak hareketlerini tetikleyecek pek çok şeyi yapmak için talimat verdi. Daha önce hatta acil seçim yapılabilmesi için çeşitli HDP başta olmak üzere muhalefet partilerinin birleşerek ortak bir protesto gösterileri yapılması talimatı vermişti. HDP de Demirtaş aracılığıyla bu çağrıda bulundu. Çok şükür ki bu olmadı, gerçekleşmedi. Sadece işte Sayın Kılıçdaroğlu'yla Sayın Akşener'in bir mitingine dönüştü, resmi bir mitinge dönüştü. Söyledikleri sokak eylemleri çağrısı olmadı. Burada şunu görmemiz lazım. Gerçekten de Gezi Parkı eylemlerindeki o vandalizme benzer bir eylem çağrısı içerisinde bulunuyorlar.
Şimdi HDP'nin eylem çağrısı içerisinde söylediklerine şeylere bakın. Bunların elektrik faturalarıyla ne alakaları var? Yani demokratik özerk yönetimin yeniden acilen bir şekilde ihdas edilmesi ya da İmralı'daki tecridin tamamıyla ortadan kaldırılması, LGBT haklarının tanınması, cinsel yönelim ifadesinin anayasal bir madde haline getirilmesi. Mesela bunların elektrik faturalarıyla ne gibi bir ilişkileri olabilir? Meseleye buradan yaklaşmak lazım. Bugün HDP'nin çeşitli teşkilatlar aracılığıyla yapmaya çalıştığı bu çağrıların temelinde bunlar yatıyor. Bunların da hiçbir şekilde bugüne kadar olmadığı gibi, HDP'nin halkın yararına herhangi bir talebi olmadığı gibi, Diyarbakır annelerinin vaziyeti ortadadır. Gerçekte eğer herhangi bir konuda halkımızın bir problemine derman olmak istiyorlarsa, işte 3 yıldır kendi kapılarında Diyarbakır'da anneler oturuyorlar, evlatlarını, kendilerinin kaçırdığı evlatlarını onlardan geri istiyorlar. Evlatlarını vererek bu işe başlayabilirler, halkın yararına bir şey yapmak istiyorlarsa eğer. Teşekkür ediyoruz Murat Özer. Yeni bir başlığa geçeceğim bu gelişmenin ardından. O başlıkta Sabih Kanadoğlu'nun açıklamalarıyla bir kez daha Türkiye'nin gündemine geldi. Sabih Kanadoğlu'nun 367 ile ilgili o kriz açıklamalarıyla hatırlıyoruz. Bu kez de Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylığı ile ilgili bir tartışmayı başlattı. Buna dair CHP liderinin 2 gün arayla farklı ifadeleri de vardı. Buna dair gelişmeleri, süreci özetlemesi için önce sözü bu turda Melik Yiğitel'e bırakacağım. Melik Yiğitel aslında tanıdığımız bir aktör, Sabih Kanadoğlu. Evet. Ve sonrasında yaşananları hatırlıyoruz. Bugün tam da bu zaman içerisinde açıklamalar, ardından gelen süreç nasıl değerlendirildi? Yorumlarınız ne yönde olur? Buyurun efendim. Vallahi yani 367 Sabih yine tahtada. Biliyorsunuz ilkokulda biz böyle tahtaya kaldırırlardı bizi numaralarımızla birlikte. Şimdi valla ben şaşırmadım ama sadece yadırgadığım durum şu. Ya 367 gibi bir hukuk garabetine mucidi ve ilk etapta bu 367 meselesi tartışıldığında da bunun bir garabet olduğunu ağırlıklı hukukçular bir görüşte birleşmesine rağmen o garabetin altında Anayasa Mahkemesi de imza attı. Şimdi burada yeniden hukukun önüne bir barikat kurmaya çalışılıyor. Nedir o barikat? İşte yeniden aday olamaz. Şimdi baktığımda çok basit bir akıl yürütmeyle baktığımızda bile bunun bir garabet olduğunu anlarız. Yani bir kere Erdoğan'ın bu ikinci adaydı. Yani yeni sistemde. Şimdi öncekini nasıl sayabilirsiniz? Öncekinde ve şimdiki arasında o kadar büyük fark var ki. Yani birinde işte basket oynuyorduk, diğerinde futbol. Yani şimdi elimize topu aldığımızda penaltı. Yani orada başbakanlık vardı. Orada Cumhurbaşkanı hukuken sorumsuzdu. Orada Cumhurbaşkanı yargılanmanız teknik olarak mümkün değildir. Vatana ihanet dışında ki o da çok somut tespitler gerektiren bir durumdu. Şimdi yeni sisteme bakıyoruz, başbakan yok. Cumhurbaşkanı sorumsuz değil, yürütmenin başında. Onun dışında Cumhurbaşkanı tıpkı başbakandaki gibi belli yargılama teknikleri var. Yani apayrı bir şeyden bahsediyoruz. Apayrı bir şey. Doğal olarak bu Cumhurbaşkanı adayı da ikinci bir adaydı. Yani ilkini sayarak böyle bir şey olabilir mi ya? Yani ben işte basket oynadım. Baskette işte faul verdi bana. 3 gün sonra futbolcu olarak sahaya çıkacağım. O faulü bir sarı kart sayıyoruz mu diyecek. Ya böyle saçmalık olur mu? Yani çok basit bir akıl yürütmeyle bile bunun hukuki herhangi bir yere sığdıramayacağımız açık. Şimdi bu bir zorlama. Zorlama. Yani maalesef bu zorlamaya da böyle boş havuza atlar gibi atlayanlar var. Yani mesela Sayın Kemal Kılıçdaroğlu da dün işte Fikret Bire'ye verdiği röportajda diyor ki erken seçim dışında aday olmaz. İyi de siz geçen hafta Cuma günü katıldığınız televizyon yayınında adaylığında engel yok dediniz. Yani Cuma'dan Salı'ya ne değişti? Sesiniz var ya. Cuma günü bir televizyonda verdiğiniz röportajda adaylığı önünde engel yok dediniz. Dün Fikret Bile diyorsunuz ki işte erken seçim olmadan aday olamaz. Keza Erdoğan Toprak, CHP'nin 2 numaralı ismi. Geçen hafta bir gazeteye verdi röportajda. Melik Yiğitel, bir virgül daha koyacağım. Peşi sıra sıcak tabii gelişmeler ki yaşanıyor. Enerji Bakanı'nın açıklamaları var. Onu da ekranlarınıza taşıyalım. Şimdi Şubat başı itibariyle sağ olsun Azerbaycan bize yaklaşık günlük 4-5 milyon metreküp ilave bir artışı sağladı. O ilave akış halen devam ediyor.
İran'dan da henüz tam beklediğimiz kadar olmamakla birlikte belli oranda bir akış sağlandı. Bunları değerlendiren BOTAŞ sanayiye olan kısıtlamayı dün itibariyle de kaldırmış oldu. Dolayısıyla herhangi bir kısıtlama ne elektrikte ne de doğalgazda söz konusu değil. Efendim, teşekkür ederim. Esnaf ve küçük ölçekli işletmelerden bahsettiniz ama CEM evlerinden bazı sivil toplum kuruluşlarından da itirazlar vardı. Onların tabii statüleri daha farklı. O konuya yönelik bir çalışma var mı acaba? Şimdi dediğim gibi arkadaşlar doğrudan grupların adını saymadan söyledim. Gelen taleplerin hepsini değerlendiriyoruz. Sivil toplum kuruluşlarımızdan da, küçük işletmelerden ve esnaflardan da gelen talepler var. Bunlara ilişkin farklı tarife grupları oluşturulabilir mi diye ekibimiz de çalışıyor. Bitince de kamuoyumuzda da paylaşacağız. Teşekkür ediyorum. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'nın açıklamalarını hızlıca paylaştık. Bir soru cevap gerçekleştirdi. Faturalarla ilgili bir düzenlemenin, çalışmanın yapıldığını da belirtti. Önemliydi. Melik Yiğitel'e bir kez daha sözü bırakacağım. Affına sığınarak önemli bir gelişmeydi. Kesip canlı yayında ekranlara getirdik. Tam da başlığını konuştuğumuz, az evvel konuştuğumuz gelişmeyle ilgiliydi. Yine bir kez daha affınıza sığınarak sözü tekrar size bırakacağım. Yaşanan gelişmelere dair yorumlarınızı paylaşmaya devam edin lütfen. Estağfurullah Aktan Bey. Şimdi dolayısıyla bu 367 krizine benzer yeniden bir kriz üretilmeye çalışılıyor. Yine bunun mucidi Sabi Kanadoğlu. Yani barikatı kuran Sabi Kanadoğlu. Şimdi diğerleri de oradan atlamaya çalışıyor. Yani tekrar söylüyorum, Sayın Kılıçdaroğlu Cuma günü TV100'e verdiği röportajda adaylık konusunda soru doğrudan şöyle. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yine de adaylığına dair bir engel var mı yok mu buna dair tartışma? Yok diyor, biz bunu doğru bulmuyoruz diyor. Sonra dün Fikret Bilal diyor ki aday olamaz ancak erken seçim olursa olur diyor. Keza Erdoğan Toprak Cumhuriyet Gazetesi'ne verdiği röportajda diyor ki bu diyor gündem değiştirmeye dönük tartışma ve hedef şaşırtma ve bir tuzak diyor. İfadesi bu. Birebir tuzak diyor. Bu tuzak üzerinden diyor AK Parti kendine güç devşirmek için böyle bir tartışma başlatıyor. Erdoğan'ın yeniden adaylığı önünde bir engel yok diyor. Biz bu tuzağa girmeyiz diyor. Şimdi bu Erdoğan Toprak bunu söyledikten sonra Kemal Bey dün topa giriyor. O yüzden de yani ne dedikleri de tam anlaşılamıyor. Ama toplamda ya bunu söylemek hukuku zorlamaktır. Sistem değişmiştir. Yeni sistem Cumhurbaşkanı hükümet sistemidir. Ve Cumhurbaşkanı hükümet sistemi içinde de Erdoğan bir kere aday olmuştur. Dolayısıyla hukuku zorlamak yerine seçmeni ikna edip sandıktan çıkmanın yolunu arasınlar. Yani Sayın Sayan hafta sonu 4 saat boyunca, 4,5 saat boyunca halka rağmen iktidar olunamayacağını örnekleriyle anlattı. Yani ancak milletin kalbinden geçerek bunu yapabilirsiniz diye ders niteliğinde bir yayındı. Onu da izlemelerini tavsiye ederim. Yani böyle hakikaten böyle boş işlerle uğraşmak kendilerine olan güveni de ortadan kaldırıyor. Çok ciddi bir hata, siyasetten de hata, büyük bir hata. Teşekkür ediyoruz. Devam edeceğiz. Hemen Savcı Sayan'a sözü bırakacağım. 367 tartışmalarının yaşandığı günler yakın siyasi tarihimize damgasını vurmuştu. Eminim hatırlar ve konuya dair de paylaşımları, açıklamaları olacaktır. Yorumunuz ne yönde olur? Sabi Kanadoğlu'nun sözleri ardından CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun çelişkili ifadeleri ve yaşanan bu yeni tartışmayla ilgili. Şimdi bu çok önemli bir olay. 367 krizini yaşamış bir kardeşiniz olarak o dönemde CHP'nin içinde yetkili bir kardeşiniz olarak anlatmaya çalışayım. Yine uluslararası bir operasyona feda edilmek isteniyoruz. Bakınız 2009 yılının başında İsveç'te bulunan, merkezi İsveç'te bulunan Silkort Enstitüsü dişlerinden sorumlu Onur Ömen Genel Başkan Yardımcımıza geliyor. Ben de o zaman Genel Başkan Yardımcısıydım ve şunu söylüyor. Diyor ki Türkiye için 3 tane senaryo düşünülüyor. Bir tanesi diyor ya Türkiye diyor batıdan kopacak, Orta Doğu'da İslam devleti olacak, demokrasiden uzaklaşacak. Ya Türkiye batıya tabi olacak, ya Türkiye'de askeri darbe olacak ya da bir yönetim değişikliği olacak. Tamam mı? Bunların üçünü bu Amerikalı bir üniversiteyle de ortak çalışıyor. Ondan sonra bunlar bu fikirleri tartışırken ağzından bir kelime kaçırıyor. Diyor ki Kılıçdaroğlu gelirse nasıl olur? Kılıçdaroğlu yönetimi değiştirebilir mi? İktidarı değiştirebilir mi? Türkiye'nin
iktidarını yerinden edebilir mi? Bunu anlatıyor. Ondan sonra bunlar Wikileaks belgeleri daha ortaya çıkıyor bu olaydan sonra. Wikileaks belgelerinde elçiyle Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'in yazışmaları var. Ve diyor ki Kemal Kılıçdaroğlu'na oynayın. Kemal Kılıçdaroğlu CHP'nin politikalarını değiştirecek. Deniz Baykal bütün kötülüklerin anasıdır. Bütün kötülüklerin baş belası Deniz Baykal'dır. Deniz Baykal'la biz iktidarı değiştiremeyiz. Erdoğan'ı düşüremeyiz. Biz bunu mutlaka başarmamız lazım. Büyükelçinin cevabı yok ortada. Çünkü herhalde özel kurye ile gönderdi. Wikileaks belgelerinde yok. Wikileaks belgeleri biliyorsunuz 250 bin sayfadan oluşuyor. Okumak için ömür lazım. Fakat daha sonra 2018 yılında Amerika'daki CIA, diğer istihbaratın başındaki insanlar bir makalede bir araya geliyorlar. Bir makale yayınlandı. O makalede deniliyor ki işte diyor Trump'ın seçimlerine Rusya'nın diyor müdahale ettiğine inanıyor musunuz? Evet diyor inanıyoruz. Fakat diyor Rusya dünyada diyor 36 ülkeye müdahale etmiş seçimlerde. Fakat biz Amerika Birleşik Devletleri 81 ülkeye müdahale ediyoruz. Bu 81 ülkenin içinde Türkiye'de var. Şu anda Amerika'nın müdahalesi için zemin hazırlanıyor. Tamamen Kılıçdaroğlu uluslararası bir operasyonun ürünüdür. Bakınız ben bunu söylerken böyle spontane iftira niyetinde söylemiyorum. Ben bu ülkenin yurttaşıyım. Kılıçdaroğlu da bu ülkenin yurttaşıdır. Biz istiyoruz ki bizim ülkemiz ileri bir aşamaya gelsin, yükselsin. Bugün biz varız, yarın başkaları olacak. Bundan hiçbir şey yok, bir sıkıntı yok. Yani illa AK Parti olacak diye bir şey de yok. Ama milli ve yerli olsun, bu ülkenin çıkarlarını korusun. Bu ülkeyi Suriye'ye, Lübnan'a, Irak'a, İran'a benzetmesin. Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu geldiği günden beri sürekli bu işle uğraşıyor. Bu işle meşgul. Kılıçdaroğlu'nu getiren güçler de Kılıçdaroğlu'ndan umduğunu bulamadılar. Kılıçdaroğlu iyi bir piyon olamadı. Yani iyi bir asker olamadı onlar için. Hangi anlamda? İstemediği için mi? Hayır, beceremediği için. Dolayısıyla şimdi yeni yeni senaryolarla, yeni yeni benzemezleri bir araya getirerek gerçekten Türkiye'nin tarihine Atatürk'ten sonra ismini altın harflerle yazdıracak, Türkiye tarihine yazdıracak Sayın Erdoğan'ın önünü kapatmak için bazen Sabih Kanatoğlu'yla ortaya çıkarlar. Bazen faturaları bahane ederek ortaya çıkarlar. Bütün amaçları biz Türkiye'yi nasıl karıştırabiliriz, nasıl yok edebiliriz? Elektrik faturaları için yürüyüş yapanların Türkiye'yi ömür boyu bir karanlığa gömmek istediklerini artık herkes anlamalı, herkes bilmeli. Bunun baş aktörü de Kılıçdaroğlu'dur. 2010'da bir proje olarak getirildi. Bunun delilleri var, Wikileaks belgeleri var. Bu Silk Road Enstitüsü'nün raporları var, makaleler var. Bu kadar saf olmamalıyız. Sayın Erdoğan'ı feda etmemeliyiz. AK Partili olursunuz olmazsınız, hiç önemli değil. Sayın Erdoğan gibi yerli ve milli siyasetçileri feda etmemeliyiz. Önümüzde acı bir tecrübe var. Biz Menderes'i bunlara yedirdik, biz Özal'ı yedirdik, Erbakan'ı yedirdik, ne kadar Ecevit'i yedirdik, ne kadar milli ve yerli aktörlerimiz varsa bunların hepsini yok ettik. Şimdi bununla Batı'yla göbek bağı olan, Anadolu insanını hakir gören, Anadolu insanının uçağa binmesini bile istemeyen, kendine maraba olarak gören, yalısında işçi olarak ancak çalışabilir mantığıyla bakan bu güçler tekrar Batı'yla işbirliği yaparak Türkiye'yi gerçekten bir alan yapmak istiyorlar. Türkiye'yi bir sömürge yapmak istiyorlar. Başına da bir Afganistan gibi bir vali atamak istiyorlar. Sayın Erdoğan'ın buna uygun olmadığını, onlara meydan okuduğunu, dünyaya meydan okuduğunu, dünya beşten büyüktür dediğini, bütün mazlumların hakkını koruduğunu. Bakınız rahatsızlığı döneminde, bugünkü dönemde, şimdiki bu koronadan dolayı ben geçmiş olsun diliyorum hanımefendiye kendisine. Yüzlerce, milyonlarca diğer devletlerde, Müslüman devletlerde dualar ediliyor. İnsanlar sokağa çıkıyor. Sayın Erdoğan için dua ediyorlar. Ya bunun bir anlamı olmalı. Yani biz kendi bahçemizdeki gülün kıymetini bilmez iken, başka dikenlerin peşine koşarken, başka devletler bizim bahçemizdeki güle dua ediyorlar. Çünkü biliyorlar ki büyük güçlerin arasında ancak Türkiye bunları muhafaza edebilir. Ancak Türkiye bunları kurtarabilir. Biz bunları niye görmüyoruz? Niye basit bir parti meselesi haline getirip takım gibi parti tutarcasına efendim şöyle oldu böyle oldu. CHP'li birisi de Erdoğan'ı desteklemeli. İYİ Partili birisi de desteklemeli. MHP'li birisi zaten destekliyor. Bakınız HDP bu projenin bir bölümünde. CHP ile HDP operasyonun ayakları FETÖ ile beraber. CHP Türk halkını kandırmak için faaliyette bulunuyor. HDP Kürtleri kandırmak için, FETÖ Müslümanları kandırmak için. Zaten bizim de ana omurgamız, ana kolonlarımız bunlar.
Üçüne de hücum var, üçüne de saldırı var. Gelin bunları hep birlikte gözden geçirelim. Gerçekten bizim ülkemizin üzerinde çok büyük oyunlar oynanıyor. Bakın örneklerini veriyorum. CHP'deki örneklerini veriyorum. Bakınız 4,5 saat CNN'de yayın yaptık. Melik Bey de vardı. Çok verimli bir tartışma programı oldu. Soru kesinlikle şeklinde güzel bir program oldu. Orada anlattık. Ülkemiz bölünmek isteniyor. Ülkemiz parçalanmak isteniyor. Buna 10 yıldır bak 2011'den bugüne kadar bu oyunlar var. Ve 2011'den bugüne kadar Sayın Erdoğan direniyor. Onlar da habire saldırıyorlar. Bazen CHP üzerinden, bazen FETÖ üzerinden, bazen HDP üzerinden, bazen yeni partiler oluşturarak zayıflatmaya çalışıyorlar. Yerel seçimlerde zayıflatmak için ellerinden gelen bütün çabayı sarf ettiler. 650 milyon liraya yakın parayı sosyal medya mecralarına aktararak terörlerle bu işi sabote etmeye çalışıyorlar. Başka ülke yok. Başka Türkiye yok. Hepimiz bu ülkenin çocuklarıyız. Bu ülkenin neferleriyiz. Biz sırtımıza kolileri alıp denizlere düşüp Yunanistan askerleri tarafından denize mi atılacağız? Gidip onların Kızıl Haç çadırlarında mı yatacağız? Bunu görmüyor muyuz? Bunu engellemek isteyen insanlara hangi operasyonların yapıldığını görmüyor muyuz? Ordumuza nasıl operasyon yapıldığı görmedik mi? Güvenlik güçlerimize nasıl operasyon yapıldığı görmedik mi? Bugün biz İHA ve SİHA'larla dünyaya bir devrim yazdırdık. Bir devrim oldu. Dünya bizi konuşuyor. Dünya bizim İHA'ları konuşuyor, SİHA'ları konuşuyor. Türkiye'nin güvenliğini konuşuyor, Türkiye'nin sınırlarını konuşuyor, gelişmelerini konuşuyor. Tekrar bizim başımıza bir çorap örerek bize bela olmaya başlıyorlar. Ne olursunuz bakın HDP çok tehlikeli işler yapıyor. HDP Kürtleri ateşin içine atıyor. HDP Kürtleri yok ediyor. Suriye'deki Kürtleri yok etti. İran'daki Kürtleri yok etti. Ermenistan'daki Kürtleri yok etti. O devletlerle anlaşarak, o devletin derin güçleriyle anlaşan PKK. Şimdi de Türkiye'deki Kürtlere 42 yıldır cehennemi yaşatıyor, engelliyor, kalkınmasını engelliyor, okumasını engelliyor, yurttaşlık görevlerini yerine getirmesini engelliyor. Tutmuşlar, taşeronluk yapıyorlar. Biz bunu söylüyoruz. Her gün tehdit alıyoruz. Her gün bize pusula gönderiyorlar. Öldüreceğiz diyorlar. Ya öldürün, beni öldüreceksiniz. Ama ben ölsem bile Türkiye'nin ölmesini istemeyen bir Kürt'üm. Dolayısıyla biz bunu eğer tartışırsak, konuşursak, Kürtlere HDP'nin ne kadar kötülük yaptığını anlatırsak, biz bunları anlatırken Kılıçdaroğlu ve diğer muhalefet liderleriyle HDP'nin başındaki insanlara itibar kazandırmasa, meşruiyet kazandırmasa, Avrupa devletleri ve Amerika'da HDP'yi yanına alarak Türkiye'ye meydan okumazsa biz çok daha başarılı işler yapacağız. İnanın ben Erdoğan'ın, Sayın Cumhurbaşkanı'nın bak geçmişte aleyhine konuşmuş bir insanım. İnsan elbette ki geçmişiyle yüzleşir, geçmişiyle hesaplaşır. Ama ben ülkemi Sayın Erdoğan'dan daha çok seviyorum. Dolayısıyla bugün Sayın Erdoğan eğer benim ülkeme hizmet ediyorsa, eğer benim ülkemin gelişmesi için dosta düşmana karşı dik durabiliyorsa, gecesini gündüzüne katı bütün dünya devletleriyle Türkiye'nin çıkarları için mücadele edebiliyorsa, Rusya ve Amerika bile anlaşırken ya da tartışırken Türkiye'yi hesaba katmadan hareket edemiyorlarsa, ya bunun mutlaka büyük bir kısmının Sayın Erdoğan'ın güçlü liderliğinden kaynaklandığını hepimiz artık anlamalıyız. Hepimiz bilmeliyiz. Hepimiz bunu güzel bir şekilde tartışmalıyız. Basit particilik anlayışı içerisinde, kör bir muhalefet anlayışı içerisinde birleşeceğiz. Benzemezler. Niye birleşiyorsunuz? Rusya'ya karşı savaş mı açtınız? Yunanistan'a karşı savaş mı açıyorsunuz? Milli bir mütabakat sağlıyorsunuz. Nihayetinde siz Türkiye'de siyaset yapan ve 20 yıldır iktidarda olan bir partiyi düşürmeye çalışıyorsunuz. Niye bunu yapmaya çalışıyorsunuz? Bunu yaparken de arkanızdaki güç, kafanızdaki beyin tamamen yabancıların beyni, yabancıların gücü ve Türkiye'yi bölmek isteyen, parçalamak isteyen bir anlayışın ürünü. Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır. Ama Türkiye Cumhuriyeti Devleti ilelebet payidar kalacaktır diyen bir Atatürk'ün partisi, Türkiye'yi eyaletlere, Türkiye bölmek isteyen, toprağını bölmek isteyen, bayrağını bölmek isteyen bir parti ile işbirliği yapıyor. Onlarla konuşuyor, onları destekliyor. Sonra da bu halka dönüp diyor ki ben Atatürk'ün partisiyim, Türkiye'nin birlik ve beraberliğini sağlamaya çalışıyorum. Buna nasıl inanabiliriz? Evet. Demek ki bizim üzerimizde büyük bir algı var. Bizim üzerimizde büyük bir yük var. Bizim üzerimizde büyük bir manipülasyon var. Bunları kırmalıyız. Bunları evet, parçalamalıyız. Liderimizin arkasında, AK Parti için demiyorum, liderimizin arkasında Türkiye için, bayrak için, vatan için, mazlum coğrafyadaki insanlar için dimdik bir şekilde durmak zorundayız, savunmak zorundayız.
Teşekkür ediyoruz Savcı Sayan ve Murat Özer'e de sözü bırakacağım aynı başlıkla ilgili. Sabi Kanadoğlu'nun ifadeleriyle birlikte yeniden bir tartışma başladı. CHP liderinin tavrı da eleştiri konusu oldu. Bu kapsamda sizin de yorumlarınızı almak isterim. Buyurun efendim. Tabii Sayın Başkanımızın bu hararetli konuşmasından sonra ben ne desem boş yani ama birkaç diyeyim. Eyvallah hocam. Eyvallah Sayın Başkanım. Şimdi 367 krizinin mimarı olan Sabih Kanadoğlu kimdir? Önce buna bakmak lazım. Sabih Kanadoğlu Vural Savaş'ın halefidir. Kim o peki Vural Savaş? Türkiye'de hukuksuz bir şekilde Türkiye'nin iktidar partisine karşı savaş açmış ve onu kapattırmış, onu siyasi yasaklı hale getirmiş olan kişi. Yani 28 Şubat darbesinin briefingli yargı mensuplarının başında gelen kişiydi. O açıdan ben şimdi burada sadece Sabih Kanadoğlu'nu değil, Vural Savaş'ı da mesela meydanlara bekliyorum. O da gelmeli. Çünkü o da yerini almalı yani. Ahmet Necdet Sezer'in 367 krizine bakarsak, Ahmet Necdet Sezer'in Cumhurbaşkanlığını bırakmasının peşinden, bir hatırlayacak olursanız 2007'de görev süresi dolunca biz Cumhurbaşkanımızı seçiyorduk. O tarihte de Cumhurbaşkanı tarihte olduğu gibi meclis tarafından seçiliyordu. Meclisimiz Sayın Abdullah Gül'ü AK Parti'nin adayı olarak 339 oy alarak Cumhurbaşkanı seçti normalde. Fakat bunlar gittiler, mahkeme kararıyla bunu iptal ettirdiler. Mahkemeye götürdükleri mahkemeye bakın. Yani şimdi o da, Ahmet Necdet Sezer de 28 Şubat darbesinin mimarlarından olan, Anayasa Mahkemesi Başkanı olan Yekta Güngör Özden'in halefiydi zaten. Şimdi Yekta Güngör Özden'i de buraya bekliyoruz aslına bakarsanız. O da yerini almalı bu yeni darbe kalkışmasında, yeni yargı darbesine Cumhuriyet Halk Partisi'nin çağrısıyla başlatılmış olan bu kampanyanın içerisine onları da bekliyoruz. Bakın, Ahmet Necdet Sezer üçüncü defa yapılan seçimlerde, tekrarlanan seçimlerde mecliste aslına bakarsanız toplamda 330 oyla Cumhurbaşkanı seçilmiş birisiydi. Yani birinci turda 281 oy almıştı. Üçüncü tura gelindiğinde ancak 330 milletvekilinin oyuyla Cumhurbaşkanı seçilmiş ve 7 yıl boyunca Türkiye'yi yönetmişti. Oysa ki Abdullah Gül 2007'de meclis kararıyla 339 milletvekilinin oyunu alarak Cumhurbaşkanı seçilmişti. Ve bunu Sabih Kanadoğlu iptal ettirdi, Anayasa Mahkemesi'ne götürdü. Şimdi Sabih Kanadoğlu dediğimiz kişi tıpkı 28 Şubat'taki selefleri gibi 28 Şubat'ın darbeci yargı mensuplarının içinde gelenlerinden birisi. O açıdan biz bu meseleyi hukuk zemininde konuşmamızın hiçbir ehemmiyeti yok. Kemal Bey'in TV100'de yaptığı toplantıda, görüşmede bizim açımızdan, Cumhuriyet Halk Partisi açısından Sayın Cumhurbaşkanı'nın bir kez daha aday gösterilmesi hiçbir şekilde sorun değil dedikten 3 gün sonra çark etmesinin sebebi yine bir yerlerden, tıpkı o yargı mensupları nasıl briefing alıyorlardıysa, darbeciler kulaklarını üfürüyorlardıysa, Kemal Bey'e de o esnada birileri üfürmüş belli ki. O darbeciler tekrardan anladığım kadarıyla onların hani kaynamış bir şekilde bir yerden kulaklarına bir şeyler üflenmiş. Ve hayır Kemal Bey, bakın bu söylediğiniz yanlış. Şimdi meydanlara çıkacaksınız, ekranlara çıkacaksınız ve diyeceksiniz ki hayır, bu anayasaya aykırıdır diyeceksiniz demiş. Ve bunu yapmış. Bu çark etmesinin gerekçesi bu aslında. O çark etme sürecinin evveliyatını zaten Sayın Başkanımız çok güzel izah etti. Niçin bu şekilde sürekli çark ederek gelen bir kişi olduğunu çok net bir şekilde, nerelerde bu işin tezgahlandığını, arka planını ortaya koyduğu için ben onu ifade etmek istemiyorum. Burada yapmamız gereken şey şu: bu tartışmanın hiçbir hukuki zemini yoktur. Hukukçular, Anayasa Mahkemesi üyeleri, anayasa hukukçularının falan konuşmasının da bir anlamı yoktur. Parlamentoda da bunun konuşulmasının bir anlamı yoktur. Çünkü bugünkü konuştuğumuz mesele hukukla alakalı bir şey değil. Tıpkı daha önce 367'yi tartışırken hukuk zeminde tartışmadığımız gibi. O gün de darbeciler Sayın Cumhurbaşkanımızı engelleyebilmek için, önünü kesebilmek için nasıl belediye başkanıyken tutukladılar, cezaevine koydular ama engelleyemediler. Halk çıktı ve onu kendi başbakanı olarak başına getirdi. Siyasi yasaklı olmasına rağmen siyasi yasaklarını, o barikat yıktılar. Onun partisinden birisini Cumhurbaşkanı yaptırmak istemediler. Referandumda bu halk yeni barikatları yeniden kırdı, yıktı. Daha sonra Cumhurbaşkanı olarak başına getirdi. Bu süreci eğer böyle devam ettirirse, eğer Millet İttifakı seçimleri kazanamayacağını şimdiden görüp de
böyle abuk subuk yollara tevessül ederse bu halk onlara çok ağır bir tokat indirir. Sandıkta da indirir. Referandum yapar yine indirir. Her şekilde bu halkın karşısına darbeci yöntemlerle çıkmayı artık bıraksınlar. Öğrenmediler mi hala? Sandıkta da yenilecekler. 15 Temmuz'da olduğu gibi meydanda da yenilecekler. Bu şekilde bu tavırlarını sürdürdükleri sürece. Teşekkür ederiz. Artık noktalayacağım. Çok kısa bir sürem kaldı ama Melik Yiğitel'e de MHP lideri Devlet Bahçeli'nin ifadesi vardı bu kapsamda. O ifadeyle ilgili sürece her türlü destek olacaklarını, gerekirse bir hukuki düzenlemede ona dair bir yorum almak isterim ama sürem çok daraldı. Birkaç cümleyle sonrasında noktalayacağım. Tabii hızlıca söyleyeyim. Ya bence öyle bir yasal düzenlemeye ya da hukuki düzenlemeye ihtiyaç yok. Çünkü çok açık. Gerçekten çok açık. Yani üniversitede biraz böyle hukuk başlangıcı dersi alan bile bunu bu şekilde rahat yorumlar. İki ayrı sistemden bahsediyoruz. Geri kalan Murat Bey de söyledi. Hukuki bir tartışma değil bu. Bu siyasi bir tartışma. Ama şu unutulmamalı ki bu tam anlamıyla bir kamikaze dalışıdır. Siyasetten bir kamikaze dalışı. Parça tesiri. Yani kendi patlatırken hukuka ve demokrasiye de aslında zarar veriyorlar. Ama kendilerini de patlatıyorlar. Onu da söyleyeyim. Yani bu siyasetten tam anlamıyla bir kamikaze dalışıdır. Ve böyle tehlikeli sularda gezmemek lazım. Hakikaten siyasetten başlarına büyük işler gelir. Yani bir kere samimiyet, güvenilirlik, her şeyi ortadan kaldıran bir şey. Yani siz hukukun, milletin önüne daha ne kadar barikat kuracaksınız Allah aşkına? Daha neyi ne kadar zorlayacaksınız? Yani 20 yıldır 15 seçimde kaybediyorsunuz. Yani her seferinde gidiyorsunuz sandıktan Erdoğan çıkıyor. Ya artık saygı duymayı öğrenmek lazım ya. Hukuk ve demokrasi bunu gerektirir. Millete saygı bunu gerektirir. Saygı duyun ya. Milletin seçtiğine saygı duyun. Bu kadar. Peki. Çok teşekkür ederiz. Türk Medya Ankara temsilcisi Melik Yiğitel yayınımızdaydı. Değerli görüşlerini paylaştı. Gazeteci Murat Özer bizlerle birlikteydi efendim. Sağ olun. Yayınımıza katıldınız, görüşlerinizi paylaştınız ve çok kıymetli bir isim. Ağrı Belediye Başkanı Sayın Savcı Sayan da bizlerle birlikteydi efendim. Bir kez daha teşekkür ediyoruz. Yayınımıza katıldınız. Değerli görüşlerinizi paylaştığınız için Ağrı'ya sevgiler ve selamları bir kez daha göndermiş olalım. Konuklarımı uğurlayarak ben de Ajans Bugün'e noktayı koyuyorum. Gelişmelerle yeniden karşınızda oluncaya dek hoşça kalın.